Aleykümselam arkadaşlar, hoş geldiniz. Gelen direkt yayını beğensin. Başlayalım inşallah. Girişi biraz kısa tutalım. Bunu hemen paylaşayım. Aleykümselam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok? Aleykümselam. Kıvanç'ım, Allah ayra çıkarsın. Bilmiyorum. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Yayını beğenelim arkadaşlar. Direkt başlayalım. Ramazancığım, kanaldaki son videoya bakar mısın? Daha 2 gün önce paylaştım. Onu izle inşallah. Aleykümselam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz cümleten. Aleykümselam. Hocam, müşriklerin malı helal midir? Hayır. Güzeldi Barancığım. Tamam. Güzeldi. Sağ ol. Söz yarın paylaşacağım. Tamam. Bugün spam yapma. Spam yaparsan paylaşmam. Spam yapmazsan söz yarın paylaşacağım. Bak, şu an 85 milyon bizi izliyor. Söz. Aleykümselam. Zişan, öyle bir ceza yok. Hapis mapis olsaydı hepimiz oy kullanırdık. Vallahi işte Sunay abi, burada da iş sizde. Beğeneceksiniz, paylaşım yapacaksınız ki bir canlansın yani. Ben elimden geleni yapıyorum. Videoysa video, shortsa short, kaliteyse kalite. Aleykümselam arkadaşlar. Şimdi o zaman başlayalım inşallah. Moderatörler, ses görüntü iyi ise ona göre. Ha, pardon pardon Sunay abla. Ona göre başlayalım inşallah. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Hocam, bu arkadaki ambiyansı değiştirecektiniz, ne oldu? Vallahi şu an pek mümkün görünmüyor. Ama Ramazan'ın ilerleyen günlerinde bir şeyler olursa olabilir. Ben de istiyorum ya, arka planı değiştireyim. Önerisi olan bana WhatsApp'tan yazabilir, şöyle olsun böyle olsun diye. Ben beyaz bir arka plan düşünüyorum. Ya da siyah mesela. Hocam, ümmet otopsisi videonuz çok işime yaradı. Her şey kafamda tıkır tıkır oturmaya başladı. Sizi Allah için seviyorum hocam. Selef ve Vahabi farklı mı? Evet. Bu Vahabi dedikleri genelde Suudcular oluyorlar. Selef dedikleri de biz oluyoruz. Ama işte bize ulusal medyada yer vermiyorlar. Yer verseler Türkiye halkı komple Selef akidesinden olur. Çünkü herkes tarikatlardan bıktı. Vakıflardan, derneklerden, cemaatlerden bıktı. Ama işte bize ulusal basında yer vermiyorlar. Çünkü biz oy kullanmıyoruz ya. Oy kullanmadığımız için sakıncalı piyadeyiz biz. Sakıncalı piyade. Askerde vardır böylesi. Eline silah verilmez. Geri hizmette kullanılır. Bize şu an o gözle bakıyorlar. Talhacığım, evet.
Siyah olarak tam kalite duruyorsunuz. Beyaz olabilir. Bu hilal falan da ekleyebiliriz. Ha, olabilir bak. Olabilir. Davitman, benim sakalım çıkalı bir 6-7 sene olmadı. Benim sakalım çok geç çıktı. Şu anda öyle çok da olduğu söylenemez. Ben öyle çok kıllı biri değilim. Öyle çok kılı tüyü olan biri değilim. Bak. Görüyor musun? Kafana takma yani. Sakalın olsa ne olmasa ne. Böyle düşünme. Hatta sahabeden Abdullah radıyallahu anh var. Sakalı olmadığı için utanıyor. Sadece şurasında birkaç tel çıkıyor. Diğer sahabeler de sakallı makallı böyle. Utanıyor. Peygamberimizin yanına gidiyor. Peygamber Efendimiz ona bakıp gülüyor. Tebessüm ediyor. O da herhalde birkaç tel sakalım var. Ben nasıl Müslümanım falan diye üzülüyor. Sonra gidip o birkaç tel uzayan tel var ya onları kesiyor. Ondan sonra tekrar Resulullah'a geliyor. Kendini böyle gösteriyor. Resulullah bu defa ona bakınca kaşlarını çatıyor ve yüzünü çeviriyor. Abdullah hiçbir şey anlamıyor. Sonra gidip diyor ki ya Resulallah, şuramda birkaç tel sakalım vardı. Bana güldünüz. Ben de üzüldüm. Gittim onları kestim. Şimdi de bana bakmıyorsunuz diyor. Resulullah da diyor ki sen o birkaç tel sakalın vesilesiyle meleklerin seninle hemhal olması, senin sakalınla hemhal olmaları vardı. Melekler senleydi. Ama sen onu kesince melekler senden gitti. O yüzden yüz çevirdim diyor. Yani kıl tüy çok önemli değil kardeşim. Cübbe, sarık, kıl tüy. Allah böyle bir Allah değil yani. Yüzüne sadece jilet vurma yeter. Kadınlara benzeme yeter. Azıcık bıraksan da şöyle benim gibi bir tutam bıraksan da tamam. Oldu mu? Anlaştık mı? Allah sana rahmet etsin. Badem yağı kullanabilir isteyen sakalları güleçmesi için. Yok ya ben uğraşamam. Böyle iyi. Uğurcum, sen böyle meseleleri daha iyi biliyorsun. Ben bu konuları bilmiyorum. Moderatörler bizim bir cihat videomuz var. Onu paylaşsın. Cihadın ne demek olduğunu anlatıyoruz. Tamam, ses görüntü iyiyse başlıyorum arkadaşlar. Soru cevaba geçtik. Tamam inşallah Münasip abi. Şu an ama pek mümkün değil. Şu an evde zeytin yok. Ali'cim hemen bakıyorum. Bak güzel moderatörler, böyle görmediğim önemli mesajları söyleyin. Hocam çevrede selefilerle Allah yardım etsin diyenler duydum. Bazıları iyi bakmıyor. Bir de zekatımızı iki yetim namaz kılmıyorlar. Verebilir miyiz? İki yetim namaz kılmıyorlar. Nasıl, ben anlamadım. Çocuklar mı? Ben anlamadım. Evet. Başlayalım inşallah değerli arkadaşlarım. Şu katıl linkini tutturayım başa. Ondan sonra Ramazan sonundaki umre çekilişimize katılmak için bu linke tıklayın. Evet, şu şekilde sabitledim. Berkaycığım, henüz katılımız 500 falan olmadı ya, o yüzden hediye üyelik daha açılmadı. Yani benim elimde olan bir şey değil. Benlik bir şey değil. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli arkadaşlar, hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ramazan nasıl geçiyor? Rahmet ayı Ramazan'ı kaçırmayın arkadaşlar. Allah Azze ve Celle Ramazan ayında rahmet kapılarını açar, gazap kapılarını kapatır. O yüzden Ramazan ayında hiçbir şey diyemiyorsanız bile ara sıra estağfurullah deyin. Ara sıra estağfurullah ve etûbü ileyh deyin. Ara sıra Kur'an okuyun. Ramazan ayı demek mağfiret ayı demek, bağışlanma ayı demek yani. O yüzden Ramazan ayını iyi değerlendirelim. Bugünkü canlı yayınımıza gelelim ve her zaman olduğu gibi yine uyarılarımızı yapalım. Değerli arkadaşlar, bugün öncelikle Cübbeli Ahmet ile İsmail Ağa Vakfı arasında yaşananları dünden bugüne ele alacağız. Biliyorum birçoğunuzun kafası karışık. Birçoğunuz dün Twitter'da,
Bazı televizyon kanallarında, hepsinde değil. Sosyal medyada, orada burada, her yerde Cübbeli Ahmet'ten İsmail Ağa'nın atışmasını izledi. Rahat olun, kontrol bende arkadaşlar. Rahat olun, arkanıza yaslanın, videoya beğeninizi atın, katılın, chat, süper chat yollayın, videoyu izleyin. Benden ne kadar çok şey istedim, değil mi? Rahat olun arkadaşlar. Dünden bugüne, geçmişten günümüze kadar bu Cübbeli Ahmet ile İsmail Ağa arasında neler yaşandığını anlatacağım. Arkadaşlar, ben konuştuğum zaman kameraya baktığımda ya da bir konu anlattığımda çete boşuna yazarak kıymetli parmaklarınızı yormayın, çünkü okumuyorum. Soru cevapta okuyorum. O zaman bir şey yazıyorsanız yazabilirsiniz. Başa link tutturdum. Ramazan ayının sonunda biliyorsunuz Umre çekilişimiz olacak. Canlı yayında çekiliş yapacağız. Umre çekilişi için katılabilirsiniz. Bize destek amacıyla. Katılı özel siyer derslerimiz oluyor ve katılı özel çekilişlerimiz oluyor. Örneğin kulaklık çekilişi olduğu gibi her ay. Bu şekilde güzel çekilişlerimiz oluyor. O yüzden katılın. Ve sağ alttaki dolar işaretini görüyor musunuz? Chatte şu an sağ altta. O dolar işaretinden de süper chat veya süper sticker'la gönderebilirsiniz. Normalden bir soru sorabilirken süper chat'ten sınırsız soru sorabilirsiniz. Bir de canlı yayınlarımız sonradan çok izleniyor. Sonradan izleyen arkadaşlar, sizlerden de süper teşekkür bekliyoruz ve yorumlarda başa tutturduğum linkten katılmanızı bekliyoruz. Bir de tabii ki her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi unutmayalım kıymetli dostlar. Öyleyse gereken hatırlatmaları yaptıktan sonra gelin şu Cübbeli Ahmet ve İsmail Ağa arasında dünden bugüne neler yaşanmış, A'dan Z'ye tek 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 ele alalım. Evet. Arkadaşlar, bu arada spam yapanları moderatörlerimiz timeout atıyor, haberiniz olsun. O yüzden spam yapmazsanız da iyi olur. Timeout yemeyin yani. Evet. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere son birkaç gündür tarikatçılarda bir gerginlik havası var. Mahmutçular diye toplumda bilinen İsmail Ağa tarikatı, Mahmut Efendi'ye müntesip olan İsmail Ağa tarikatı, Emirhan'cım hoş geldin, bir bölünmüşlük içerisinde. Haddi zatında daha evvel de bölünmüşlerdi. Mahmut Efendi henüz hayattayken Mahmutçular Fatih medreseleri ve İsmail Ağa diye ikiye bölünmüştü. Sonra Mahmut Efendi öldükten sonra bu defa üçe bölündüler. Fatih medreseleri, İsmail Ağa ve Cübbeli Ahmet'in kendi vakfı. Bu şekilde üçe bölündüler. Daha sonra bazı hadiselerde menzilin de bölündüğünü gördük. Menzilde de menzil tarikatının büyük kardeşleri, küçük kardeşleri birbirine girdiler ve ikiye bölündüler. Semerkant Vakfı ve Serhendi Vakfı diye bölündüler. Arkadaşlar, esas itibariyle bu bölünmüşlük bütün toplumlarda vardır. Örnek vermemiz gerekirse Hristiyanlar mezheplere bölünmüşlerdir. Bizdeki mezhepler gibi hak mezhepler değildir üstelik. Mesela bizde mezhepler var, değil mi? Şafii, Hanefi, Hanbeli, Maliki. Hepsi der Allah bir. Ama Hristiyanlardaki mezheplerde öyle demezler. Birisi der ki Allah bir, diğeri der ki Allah üçtür, baba, oğul, kutsal ruh. Diğeri der ki Allah aslında ikidir, kutsal ruh da Tanrı'nın kendisidir. Böyle farklı farklı mezheplere bölünmüştür Hristiyanlar. Katolik, Ortodoks, Protestan, Evangelist, şu bu diye bir sürü bölünmüşlük yaşamışlardır. Keza aynı şekilde Hristiyanların bölündüğü gibi Yahudilerde de bu bölünmüşlük vardır. Yahudilerde de günümüzde Üzeyir ve Musa aleyhisselam üzerinde çok ciddi itikat tartışmaları yaşanmakta. Hatta Tel Aviv gibi bazı şehirlerde silahlı çatışmaya kadar gidecek bazı şiddet olayları yaşanmakta ve son olarak Amerika'nın New York kentinde bir yeraltı sinagogunda yapılan baskında ortaya çıkarılan tünellerde Yahudiler karşı tarikattaki Yahudilere işkence yapmışlardı. Yani Yahudilerde de bir bölünme var. Keza Hindularda da bölünmeler var, fraksiyonlar var. Budizmde de fraksiyonlar var. Zaten esasında Hinduizm Budizm'den ayrılmış bir fraksiyondur. Budizm de Şintoizm'den çıkmıştır.
Bilinen en eski yazılı kutsal metin Şintoizm'de vardır mesela. Çok eskilere dayanan yaklaşık 3140 yıllık bir metinden bahsediyoruz. Ve bu şekilde çeşitli parçalanmışlıklar oluyor. Bunlar insan doğasının bir gereğidir. Bu yüzden zaten Allah Kur'an'ında sürekli bir vurgu yapar. Tevhid, 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 birlemek, birlemek, birlemek. Birlik ve beraberlik vurgusunu Allah sürekli yapar. Ve Allah tevhid üzere olmayan, şirk üzere olan toplumlardan ve topluluklardan bahsederken de onlar aslında bölünmüşlerdir, parçalanmışlardır diyor. Örneğin Rabbimiz Haşr suresinde 14. ayette şöyle buyurmaktadır. Onlar sizinle ancak müstahkem mevkilerde veya duvarlar, siperler arkasında savaşırlar. Kendi aralarında çekişmeleri şiddetlidir. Yani kendi aralarında parça parçadırlar. Sen onları toplu sanırsın. Yani sen onları güçlü zannedersin. Oysa ki kalpleri dağınıktır. Yani özünde onlar parça parçadır. Bu onların aklını kullanmayan bir topluluk olmalarındandır. Evet arkadaşlar, nasıl ki Yahudilik ve Hristiyanlık gibi semavi dinlerdeki bölünmüşlük varsa, nasıl ki Şintoizm, Hinduizm, Budizm gibi farklı teolojilerde bölünmüşlük varsa, hatta Eron teşekkürler, ateistlerde bile bu var. Onlar da böyle, Türkiye ateistleri mesela bölük pörçüktür. Bu bölünmüşlük hali kendini İslam'a nispet eden müşriklerde de var. Şeyhlerine tapan, şeyhlerine rabıta yapan, şeyhlerine istigase eden, şeyhlerine tevessül eden, şeyhlerinden istimdat dileyen müşriklerde de var. Ve siz onları zahiren çok zannedersiniz arkadaşlar. Siz onlara bakın da dersiniz ki ulan bu menzilciler ne kadar güçlü. Oysa ki parça parçalar. Ulan bu Mahmutçular ne kadar güçlü. Oysa ki parça parçalar. Ulan bu Nurcular ne kadar güçlü. Oysa ki parça parçalar. Ulan bu Süleymancılar ne kadar güçlü. Oysa ki parça parçalar. İşte Allah da zaten Haşr suresi 14. ayette bu şekilde buyuruyor. Sen onları bir zannedersin ama aslında onlar parça parçadırlar. Örneğin en son geçtiğimiz gün Menzil Şeyhinin ölümünden sonra size bunu duyurmuştuk ve son bir yılda yaşananları özetlemiştik, hatırlayacaksınız geçtiğimiz günkü yayını. Menzil cemaatinde bir bölünme olmuştu. Serhendi Vakfı ve Semerkant Vakfı diye kardeşler birbirlerine girmişlerdi. Yani önceden bir Gavs vardı, şu an 2-3 tane Gavs var arkadaşlar. Şu an Menzil köyünde bir yıldızlar geçidi var. Gavslar geçidi diye böyle bir sürü insan Gavslık iddiasında bulunuyor. Ve bu şekilde bir bölünmüşlük hali söz konusu. İşte bu bölünmüşlük halinin, menzildeki bölünmüşlük halinin Serhendi Vakfı ve Semerkant Vakfı diye zahir olunmasından, açığa çıkmasından sonra yaşanan gelişmeleri sizlere tek tek anlatmış, açıklamıştık. Öte yandan bugünün konusu olan Mahmutçular meselesinde ise değerli arkadaşlar, henüz Mahmut Efendi hayatta iken bölünmüşlükler yaşanmış ve Fatih medreseleri İsmail Ağa Vakfı'ndan ayrılmıştı. Üstelik bunların arasındaki çekişmeler o kadar ileriye gitmişti ki Kabe'de bile birbirleriyle kavga etmişlerdi arkadaşlar. Kabe'de bile, Mehmet yalnız hoş geldin, Kabe'de bile birbirleriyle kavga etmişlerdi. Bakınız değerli arkadaşlar, İsmail Ağacılarla Fatih medresecilerin henüz Mahmud Efendi hayattayken, hani dedim ya size kronolojik olarak gidiyoruz diye. Cübbelahmet de İsmail Ağa arasında ne oldu? Kronolojik olarak gidiyoruz. Muhammedciğim Allah razı olsun. Chatleri birazdan okuyacağım. Bu bölünmüşlük, bu parçalanmışlık henüz Mahmud Efendi ölmeden başlamıştı. Cübbeli Ahmet'le İsmail Ağa arasındaki tartışmalar da Mahmud Efendi hayattayken başlamıştı. 2018 yılında. Bütün bunları bugün ele alacağız. Öncelikle bunların arasındaki gerginlikler, hani geçen günkü videoda gösterdim ya, menzilciler Almanya'da birbirine girdiler, Denizli'de birbirine girdiler, Adıyaman'da birbirine girdiler diye. Bu adamlar Kabe'de birbirine girmişlerdi arkadaşlar. Bakınız burada da Masum Bayraktar Kabe'de bize saldırdılar diye bir açıklama yapmıştı. O kısmı isterseniz beraberce dinleyelim. Biraz arkamda ailem. Yanımda yine Reşit hocamız ve onun kız çocuğu 14 yaşında. Kız çocuk, kız, çarşaflı kız çocuk. Bu da çok önemli. Otel lobisi bayağı büyüktür. Retaj oteli. Mekke'de. Retaj oteli.
Lobisi bayağı büyüktür. Bir baktık içeride 150 kişi. Hepsi ihramlı. Ellerinde bastonlar. Zaten onlar bizim içeriye girdiğimizi görünce hemen üzerimize doğru yürümeye başladılar. Hemen. Arkadaşlarımız zaten 3 tanesini öldü diye bıraktılar. Kadınları yukarı göndermişler. Kadınları uzaklaştırmışlar. Planlı, proje tabii. Organize bir tamamen. Sanki çetevari bir hareket mi? Vari değil ya, çete. Direkt çete yani. Çete. Görüldüğü üzere arkadaşlar, Fatih medreselerinin başındaki Masum Bayraktar, İsmail Ağa tarikatına mensup olanlarla Kabe'de yaptıkları kavgayı anlatırken bize çete gibi pusu kurmuşlar diyor. Ve akabinde olayı anlatıyor. Sonra kavga başlıyor. Lobisi bayağı büyüktür. Retaj Oteli Mekke'de Retaj Oteli lobisi bayağı büyüktür. Bir baktık içeride 150 kişi. Kavga başlıyor arkadaşlar burada. Hepsi ihramlı. Ellerinde bastonlar. Zaten onlar bizim içeriye girdiğimiz görünce hemen üzerimize doğru yürümeye başladı. İki Mahmutçu grup birbirine giriyor şu an arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlarımın eline geldi. Elleri bir anda şu anda çoğun eli çatlak ve kırık durumda. Ondan sonra... Bu videoyu Mahmutçular hazırladığı için bu aşağıdaki yazıyı dikkate almayın arkadaşlar. Bu yazıları falan ben yazmadım. Mahmutçuların sitesinden şu an izliyoruz bunu. Asansöre ben girince arkadan saldırı başlayınca arkadaşlarımıza tabii... Burada da yaralanan kişiler var. Görüldüğü üzere arkadaşlar böyle bu şekilde bu görüntülere inşallah YouTube telif atmaz ama böyle birbirlerine tekme tokat giriyorlar. Yani Mahmut Efendi daha hayattayken kavgalar, dövüşler başlamıştı. Ve Fatih medreseleri uzaya doğru çıkmakta olan o roketten ayrılmıştı. Hani bir roket uzaya doğru çıkar ya, bir parçasını yere bırakır, sonra biraz daha çıkar, bir parçasını yere bırakır. Atmosfer noktasında atmosfere oturmak üzereyken son parçasını bırakır ve atmosfere oturur ya, sonra devam eder. İşte İsmail Ağacılar'dan ilk ayrılan roket Masum Bayraktar ve Fatih medreseleri olmuştu bu kanlı kavgadan sonra. Daha sonra değerli arkadaşlar, Cübbeli Ahmet yanmaz kefen, işte Gavs'tan yardım, şu bu gibi şirkleri zaten Mahmutçulara göre bunlar caizdir. Mesela dünden beri Rabıta üzerine tartışıyorlar. Rabıta, yoga var ya, yoga, meditasyon. Yoganın Hinduizm'den İslam'a girmiş halidir. Onu birazdan size harita üzerinden göstereceğim. Harita üzerinden Halid-i Bağdadi hangi şehirlere uğramış, o şehirde hangi putlar var, hepsini size göstereceğim. Lakin Cübbeli Ahmet'in esas tepki çeken yönleri, neden Mahmut Efendi daha hayattayken ayrılık oldu? Arkadaşlar, Cübbeli Ahmet sürekli FETÖ'yü övdüğü için o zaman daha FETÖ güçsüzdü. Mesela biliyorsunuz biz Selefiler FETÖ'ye en başından beri kafir diyoruz. Dinler arası diyalogtan dolayı. Dün de kafir diyorduk, bugün de kafir diyoruz. Bizim için değişen bir şey yok. Ama bu tarikatçılar bir ara övüyordu. Herkes Fethullah Gülen'i yalamak için yarış ediyorlardı yani. O yüzden Cübbeli Ahmet'in de bu Fethullah Gülen'i övmesi tarikatta bir rahatsızlığa yol açmıştı. Ta eski zamanlardan bahsediyorum. Ve bu fitil ateşlenmişti. Örneğin Cübbeli Ahmet'in Fethullah Gülen hakkındaki bir konuşmasını beraberce dinleyelim. Fethullah Hoca meselesi. Ben hapisteyken de yazdığım mektupta burada okunmadı mı? Okunmadı mı yazılar? Ne kadar oldu? 1,5 sene. Ne oldu? Ne değişti? Yazmadı mı size? Biz Hoca Efendi'ye Fethullah diye hitap edemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretlerine mensubuz. Biz Efendi'den duyduk ki birisi Fethullah dedi. Efendi orada dedi ki ikaz etti. Hoca Efendi söyle. Bakın arkadaşlar, evliyaymış ya Mahmud Efendi. Evliya. Evliya Mahmud Efendi Fethullah Gülen'in bir kafir olduğunu, bir zındık olduğunu bilmiyormuş. Dinler arası diyalog diye 50 yıldır kendini yırtan Fethullah Gülen'e Mahmud Efendi diyormuş ki iyi adamlardan ders aldı, ona Hoca Efendi deyin diyor. Hayırdır ya? Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen bir adama siz nasıl Müslüman diyorsunuz? Mahmud Efendi de kızıyormuş. FETÖ demeyin ona, FETÖ demeyin, Fethullah demeyin. Hoca Efendi söyleyin diye Mahmud Efendi de kızıyormuş. Bu ne biçim bir evliya? Hani evliyaydı? Evliyanın kalp gözü açıktır. Evliya bilemez miydi ki o Fethullah Gülen dinler arası diyaloğu insanlara satmaya çalışan Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen bir zındıktır diye. Neyse, burada da Cübbeli Ahmet çok matah bir şeymiş gibi
FETÖ hakkında konuşmasına devam ediyor. Ehli sünnet alimlerden okumuştur. Kendisine hüsnü zannımız vardır. Biz manevi tarafları o kadar bilemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretlerine bağlıyız. İpsiz sapsız gezmiyoruz. Şeyhimiz oradadır. O zat hakkındaki de beyanları bu yöndedir. Şimdi hal böyleyken de terbiyesizlik ya bu Fethullah falan dememiz caiz değildir. Efendiden ne gördükse biz öyle hareket ederiz. Ama bir insanın yanlış olur, ehli sünnete muhalif şey olur, şudur budur, efendim cevap verilir, reddiye yapılır ama o ayrı bir şey, hakaret ayrı bir şey. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim, hayatımda bir polisten yediğim ilk dayak Facebook'ta Fethullah Gülen hakkında yaptığım paylaşımdır. Dilovası'nda postaneye giderken solda bir otoyıkamacı vardı, onun önünde. Çok da güzel dayak yedim. Gözümü açtığımda karakoldaydım. Bunu da söyleyeyim yani. Daha henüz o zaman da liseye gidiyordum. Evet. Bu Cübbeli Ahmet bu şekilde söyleyince cemaatte bir rahatsızlık oldu. Hatta Cübbeli Ahmet Fethullah Gülen hakkında televizyonlarda bile konuşuyordu arkadaşlar. Televizyonlarda bile çıkıp bazı belli başlı cümleler söylüyordu. Ve bu televizyon ekranlarında Fethullah Gülen'e henüz yıkama yağlamaların sürdüğü tarihlerde Cübbeli Ahmet Fethullah Gülen hakkında şöyle söylemişti. Bizim Hoca Efendi'yle hiç böyle bir şeyimiz olmamıştır. Yani aleyhine de hiçbir beyanımız olmamıştır. Hı-hı. Efendim kendisi çünkü ehli sünnet ulemasından olduğu için bir de medrese ehlindendir. Yani medreseden gelenek, medreseden de gelmedir. Bizim bildiğimiz usullerde efendim aynı şeyler, metinleri okumuş, aynı itikada sahip olduğumuz bir hocamızdır. E şimdi tabii Allah kendisine şifa afiyet versin, hayırlı uzun ömür versin. Bizim hiçbir sorunumuz olamaz kendisiyle. Fakat bizim bazı reddiyeler yaptığımız konular varsa o ona ait değildir. Burada da görüldüğü üzere arkadaşlar FETÖ'yle Fethullah Gülen'le hiçbir problemimiz yok falan filan diyor. Ve bu tip açıklamalar yapıyor. İşte Cübbeli Ahmet bu tip açıklamalar yapınca ve bu açıklamaları unutulmayınca tabi darbeden sonra herkes FETÖ demeye başladı. Darbeden önce küfür edenler, darbeden önce övenler şimdi küfür etme yarışına girmiş. O ayrı. Böyle söyleyince değerli arkadaşlar, cemaatte bazı rahatsızlıklar olmaya başladı ve Abdülmetin Balkanlıoğlu, yani Mahmutçular tarikatı içerisinde bulabileceğiniz böyle hani düzgün, yani tabii akidesinde yine bazı bozukluklar var. Temelde şirk olmayan şeylere şirk, şirk olan şeylere de şirk değil demesi gibi bazı esasında rabıta, vahdet-i vücut, şuhud, şatiye, tevessül, istigase, istihane gibi temel sekanslarda ayrılıklarımız var ama karakter olarak düzgün biri olan Abdülmetin Balkanlıoğlu Cübbeli Ahmet hakkında bir ses kaydı yapmıştı ve bu ses kaydı o dönem paylaşılmıştı. Şimdi gelin sizlerle beraber o ses kaydını dinleyelim. Bakalım Abdülmetin Balkanlıoğlu Cübbeli Ahmet hakkında neler söylemiş? Daha Mahmud Efendi henüz hayattayken 2018 yılının başlarında ortaya çıkan bu ses kaydında Cübbeli Ahmet ile İsmail Ağa arasındaki gerginlik yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştı. Evet, 2018'den kalma bir ses kaydını şimdi beraberce dinleyelim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşim, başımızın belası adam, başımızın belası. Yani paraya ve şöhrete tapan bir adam bizim yeridir. Ne Mahmud Efendi ile alakası var, istismardan başka bir haltı yok. Ne İsmail'in ana arteri heyetle bir alakası var. Kendi başına buyruk. Bu arada burada Abdülmetin Balkanlıoğlu doğru söylüyor arkadaşlar. Cübbeli Ahmet Mahmud Efendi'nin vekili değildir arkadaşlar. Cübbeli Ahmet İsmail Ağa Vakfı'nda resmi bir görevi yok. O kendi ayrı mücerrettir. Sadece Mahmud Efendi ile bağı Ruhul Furkan tefsirini yazmasıdır bu. Bunun dışında resmi olarak bir vekil ya da resmi olarak bir yetkili değil. Burada Abdülmetin Balkanlıoğlu doğru söylüyor. Adam yalan konuşmuyor yani. Bu arada Cübbeli Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun cenazesine bile katılmadı arkadaşlar. Niye cenazesine katılmıyorsun dendiğinde de Antalya'daydım bilet bulamadım dedi. Yalan söyledi. Bazı hastalıkların şekerini falan bahane ederek istediği gibi sallıyor. Bırak vatandaş, neyse, ne söyledi, fitne olur daha sonra, aleyhime dönüyor. Yapacak bir şeyimiz yok kardeşim. Adamcağız eline mikrofonu alan, istediği gibi konuşuyor. O vatandaşın bu kapıyla ve diğerlerle bir alakası yok. 6666 ayet bitmedi.
binlerce hadis bitmedi, İmam-ı Azam Şafii bitmedi. Öyle ukala ve haddini bilmez adamlarla bizim işimiz olmaz. Leküm dinikum meleydin kabirden bir şey, kusura bakmayın. Yapacak bir şey de yok. Ben zaten vatandaşın kanalını bıraktım. Radyosunu da konuşmuyorum. Başına çalış. Tamam. Kıymetli bir alim bana dedi ki, Mahmud Efendi'nin akrabalarından çok ciddi bir alim üstelik. Hocam dedi, git Show TV'ye, NTV'ye, orada program yap da o adamın televizyonda program yapma dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Benim bildiğimi siz bilseydiniz, çok daha hem bu bahsettiğiniz şahıs kendisine kaç defa görüşmek istediğini, izah edeceğini, bu konu alakalı kendisiyle görüşeceğini söylediği halde randevulara olumlu cevap verilmedi. Vallahi ben kimsenin midesini bulandırmak istemem. Fakat izlediği yol haritayı hiç sevmiyorum. Öyle değil mi? Bildiklerimin hepsini paylaşmıyorum. %1'ini ancak dayanamadığım için söylüyorum. Herkes delikanlı olsun. Ehl-i sünneti kullanmasın. Mahmud Efendi'yi kullanmasın. Ayetleri, hadisleri, peygamberin saçını, kılını, tüyünü kullanmasın. İnsanların gömüldüğü kefenleri kullanmasın. Adam gibi iş yapsınlar. Binlerce ayet meydanda, binlerce hadis meydanda, İmam-ı Azam Şafii Rabbani meydanda yeni piyasaya gerek yok. Kıyıl kavline gerek yok. Görüldüğü üzere arkadaşlar Abdülmetin Balkanlıoğlu Haziran 2018'de bir gece aniden kalp krizinden öldü dediler. Ve bu beyanlarında, bu açıklamalarında Cübbeli Ahmet hakkında çok ileri geri sayılabilecek derecede sözler söylüyor ve bildiklerimin %1'ini bile söylemiyorum, o adamdan uzak durun diyor. Yani daha henüz Mahmud Efendi ölmeden Cübbeli Ahmet İsmail Ağa Vakfı ile limoniydi. İsmail Ağa Vakfı'nda onun bir görevi yoktu ve bu Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun bildiklerimin %1'ini bile söylemiyorum açıklamalarından sonra bir adam çıktı ve bildiklerinin %2'sini söyledi. Bu da Saadettin Usta Osmanoğlu'dur. Mahmud Efendi'nin yeğenidir. Ve kendi dergisinde makaleler yazan ve kendince bir takım tebliğ çalışmaları yürüten bir ilim insanıdır. O da yine o meşrepten, İsmail Ağa meşrebindendir. Cübbeli Ahmet hakkında bir açıklama yapmıştı. O da bazı şeyleri açıp saçıp dökmemişti ama nasıl ki Abdülmetin Balkanlıoğlu bildiklerinin %1'ini söylemişti, Saadettin Usta Osmanoğlu da bildiklerinin %2'sini söylüyor değerli arkadaşlar. Şimdi o kısmı beraberce bir dinleyelim Cübbeli Ahmet hakkında. Şimdi biz de soruyoruz. Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den gelen kadınlarla yatmayı hangi ayetten çıkardın? Sayın Halkı Kulpeler, soru 1. Burada görüldüğü üzere arkadaşlar, Saadettin Usta Osmanoğlu şu an zaten Cübbeli Ahmet'le mahkemelikler, bazı şeyleri anlatıyor, bazı şeyleri açıklıyor ve bu yaptığı açıklamalarında da konuşma zaten bu şekilde devam ediyor. Dileyenler de internetten bulabilir. Bazı sözlerde, bazı söylemlerde bulunuyor ve Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun bildiklerimin %1'ini bile söylemiyorum dediğinin %2'sini Saadettin Usta Osmanoğlu söylüyor. Mahmud Efendi'nin yeğeni söylüyor ve biz de bu konuşmalardan anlıyoruz ki Cübbeli Ahmet hakkında aslında Titanic gemisinin buzdağına çarpması çok önceden belli olmuş ve buzdağın sadece biz görünen yüzünü biliyoruz. Bir de suyun altında görünmeyen devasa bir yüzü var. Sonra değerli arkadaşlar, günler günleri kovaladı ve Mahmud Efendi vefat etti. Mahmud Efendi vefat ettiği zaman bu vefatının hemen ardında Cübbeli Ahmet bir açıklama yaptı ve Hasan Efendi Mahmud Efendi'nin tek halifesidir dedi. Bu açıklamasını şimdi size okuyayım. Neden şimdi Hasan Efendi halife değil diyor, onu da şimdi birazdan size söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, bu arada sevgili çok muhterem sayın kıymetli Cübbeli Ahmet hocam, kuddise sirrahu. Hocam siz bir şey siliyorsunuz ya. O web machine'de duruyor ha. Yani web machine'de biraz bilgisayar kullanmayı bilenler oradan hemen tak tak çıkartabiliyor. O yüzden bir şeyi silmek çok da önemli değil. Evet, Cübbeli Ahmet görüldüğü üzere bir açıklama yapmıştı. O açıklamayı size okuyorum arkadaşlar. Mahmud Efendi Kuddüse Sirrahu Hazretlerimizin mahdumu Ahmet Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin Cübbeli Ahmet Hoca'yı ziyaret sebebi. Mahmud Efendi Kuddüse Sirrahu Hazretlerinin mahdumu Ahmet Usta Osmanoğlu Hoca Efendi
Seyfettin İnanç Hoca Efendi ile birlikte dün gece bu fakirin hanesini şereflendirerek arada bir ihtilaf varmış gibi görünen hususları açıklığa getirmek istediler. 20 Ekim 2022 arkadaşlar. Tarih. 20 Ekim 2022. Ahmet Hoca Efendi bana evvelce rabıta hakkında birlikte karar almışken yeniden bu konuya niçin girme ihtiyacı hissettin? Şimdi rabıta meselesini anlatacağım. Zaten şirktir. Ama biz zaten Hasan Efendi'ye rabıta yapıyorduk diyor. Mahmud Efendi'nin oğlu. Sen niye şimdi benim babama rabıta yapalım diye ortaya zıpladın diyor. Hayırdır diyor. Cübbeli Ahmet de kendisine demiş ki sağdan soldan gelen mesajlarda bazılarının insanın gönlünün kime meylederse ona rabıta yapabileceği konusunu dillendirdiklerini çokça duyunca rabıtanın Efendi Hazretleri Kuddise Sirruh'a devam etmesi konusunda bir açıklamada bulundum ki bu konuşma önceki açıklamalarımın ve sizin de ilan ettiğiniz kararın bir şerhi mesabesinde olduğunu düşündüğüm için tekrar size sorma lüzumu hissetmedim. Zaten bu sohbet hazırlanmış katıklı bir açıklama değildi. Başka konulardan sohbet yaparken arada aniden gelişen beyanlardan ibaretti. Ama siz bu söze itibar edilmemeli mahiyetinde bir yazı kaleme aldınız. Bunu neden yaptınız dedim diyor. Yani Cübbeli Ahmet de kıvırıyor orada. Şöyle oldu böyle oldu diye çamur yapıyor. Ve topu tekrar karşıya atıyor. Onlar da diyorlar ki onlar da Ahmet hocamıza telefon açanlar Cübbeli Hoca Hasan Efendi'yi kabul etmediğini, heyeti tanımadığını ve başkalarıyla toplanıp yeni kararlar aldığını açıklayan bir konuşma yaptı demişler. Ahmet hocamız da bunlardan etkilenerek böyle bir vaazı böyle bir yazı kaleme almayı uygun gördü ama içi rahat etmeyerek birlik ve beraberliğin devamı için Cübbeli Hoca'ya gidelim bu konuları soralım dedi. Biz de size geldik dediler. Karşı taraf da Cübbeli'ye çok güzel, çok mantıklı, zekice bir cevap veriyor. Cübbeli Ahmet de onlara ne diyor arkadaşlar bakın. Kaç gündür açıklamalar yapan Cübbeli Ahmet'in şu sözüne dikkat edin arkadaşlar. Şöyle yapayım. Ben de kendilerine biraz daha büyüteyim bir dakika. Ben de kendilerine evvelce Habertürk gibi kanallarda da beyan ettiğim şahitliğim üzere Hasan Efendi hocamız Mahmud Efendi Hazretlerimizin şu anda tek halifesidir. Zaten Efendi Hazretlerimizin Hasan Efendi'den sonraki halifesi ve sağlığında Hasan Efendi'nin yardımcısı olan Mustafa Bilici hocamız daha önce vefat etmiştir. Allah derecesine âli etsin diyor. Yani Cübbeli Ahmet diyor ki Mahmud Efendi'den sonra Hasan Efendi ile Mustafa Bilici vardı. Mustafa Bilici öldü. Geriye Hasan Efendi kaldı. Tek halife odur diyor. Dün Hasan Efendi halifedir. Kabul ediyorum diyor. Bugün de Hasan Efendi'ye niye bağlı değiliz? Haftaya açıklama yapacağım diyor. Rabıtayı Mahmud Efendi'ye yapalım falan diyor. Mahmud Efendi'nin oğlu Ahmet Usta Osmanoğlu bir alimdir onların meşrebinde. Oğlu diyor ki babama yapma diyor. Ölüye rabıta yapılmaz diyor. Yaşayan birine yap diyor rabıtayı. Onlar rabıtayı tefekküre indirgemeye çalışıyorlar. Yaşayan birine yapalım tefekkürdür babına yapmaya çalışıyorlar. Bunlar da ölüye rabıta yapalım diyor Cübbeli taraftarları da. O yüzden Mahmud Efendi'nin oğlu durumu toparlamaya çalışıyor ama Cübbeli Ahmet fanatik bir putperest olduğu için hayır biz ölüye tapacağız diye böyle bir ısrarda bulunuyor değerli arkadaşlar. Bakınız 20 Ekim 2022. Mahmud Efendi'nin ölümünden sadece 3 ay sonra, 4 ay sonra Cübbeli Ahmet hemen fitneye fesada başlıyor arkadaşlar. Hemen başlıyor Mahmud Efendi'ye rabıta yapalım diye. Yani bu rabıta muhabbetini ortaya atan Cübbeli Ahmet'tir. Dünkü yayında sadece bir kelime üzerinden algı yaptı arkadaşlar Cübbeli Ahmet. Sadece bir kelime üzerinden. Onu da size birazdan göstereceğim. Neymiş? Ben uydurdum. Rabıtayı Mahmud Efendi'ye yapalım sözünü ben uydurdum diye bir açıklama yaptın mı? Hüseyin Avni hocam yaptın mı öyle bir açıklama? Yapmadın hocam. Falan hocam öyle bir açıklama yaptın mı? Yapmadın hocam. Falan hocam öyle bir açıklama yaptın mı? Yapmadın diye böyle sağa sola arıyor yalandan. Karşı taraf da yapmadın diyor. O da diyor bakın ben doğru söylüyorum diyor. Oysa ki yalan. Sadece İsmail Ağa Vakfı'nın bir cümlesini üzerinden bütün bir açıklamayı çöpe attı. 13 sayfayı çöpe attı. Oysa ki söylediği de yalandır. Çünkü bakın açıklamayı kendi yapmış arkadaşlar. Hasan Efendi vekildir ve tek halifedir diye kendisi kabul etmiş. Yani yalan çarpı yalan karekök çarpı 2x eşittir Cübbeli Ahmet. Daha sonra değerli arkadaşlar. Ama kalktı. Cübbeli Ahmet ile bu Cübbeli Ahmet bu tip söylemlerini sürdürünce İsmail Ağa Cübbeli Ahmet'e nasihat ediyor. Artık Cübbeli Ahmet Mahmud Efendi'nin oğlunu bile umursamayınca İsmail Ağa Cübbeli Ahmet'e nasihat ediyor. Gelin şimdi o kısmı beraberce dinleyelim.
Ama kalktı bana itler dedi, it dedi. Evet. İsmail Han'ın vekili Bandırma'da. Hocam diyelim birebir de kavga mı edeceksiniz, küfür mü edeceksiniz, yumruk mu atacaksınız, ne yaparsanız yapın hocam ama internet ortamı değil ki hocam ya, bizi mahvediyor hocam. O zaman müteahhir yapmayın, öbür bana şeytan diyor, öbür bana gebercek diyor. Bir senedir bunlar bize söylüyor, sayıyor. Efendim. Bakın arkadaşlar, görüldüğü üzere Cübbeli Ahmet'i tehdit etmişler. Biri şeytan demiş, biri geberecek demiş falan filan. Cübbeli Ahmet de telefon konuşmasında bunu söylüyor. Ve takiye yapmayın diyor. Sonra da artık bu hali açıkça, cesurca dillendirmeye başlıyor Cübbeli Ahmet. Artık Mahmud Efendi'nin oğlunu da es geçti. Araya giren ricacı, telefonla rica edenleri de ezdi geçti. Şimdi artık açıktan cephe alıyor. Şu sohbetlerinden sonra son 1,5-2 senede. Bir senedir onlar bize söylüyor, sayıyor. Efendi Hazretlerimize bir bardak, bir bakraç cenaze şerifesine su bile döktürmediler. Yani Cübbeli Ahmet'e Mahmud Efendi'nin cenazesine bile yaklaştırmadıklarına kızıyor İsmail Ağa Vakfı'nın. Hatta Cübbeli Ahmet Mahmud Efendi ile görüştürülmüyordu bile, sakıntılı biri olduğu için. Burada da İsmail Ağa'nın Kara Mürsel vekili Cübbeli Ahmet'e, o vekil bile değildi, diyor ki doğru söylüyor arkadaşlar. Cübbeli Ahmet İsmail Ağa Vakfı'nda resmi bir görevi olmayan biridir. Yani Mahmud Efendi'nin resmi vekili değildir. Teorik olarak bahsediyorum. Normalde tabi hepsi aynı şirkin cenderesi içerisindeler ama ben şu an onların jargonuyla bir teori yapıyorum size karşı. Öyle bir tarikat lideri, tarikat sorumlusu birisi değil. Yani vekil bile değil yani. Efendim Aslımızın vekili bile değil yani. Yok böyle bir şey. Bence Mahmut Erman Hoca değil de Cübbeli Hoca bir proje olabilir yani. Dikkat etmek lazım. Burada da görüldüğü üzere adam teorik olarak doğru söylüyor arkadaşlar. Cübbeli Ahmet vekil değil diyor. Doğru söylüyor. Sonra burada da dananın kuyruğunun koptuğu yere geliyoruz. Burada da Cübbeli Ahmet bundan 6 gün önce video yaptı. Tünelden önceki son çıkış İsmail Ağa'ya son uyarımdır. Hemen aklınızı başında alın. Yoksa benden günah gider dedi. Benden günah gider dedi diye bir açıklama yaptı. Evet. Artık yemezler efendim. Efendim Hazretleri'nin yolu bozulmaması için her şeyi gözden çıkarmışım. Her bedeli ödemeye hazırım. Kimse beni yolumdan Allah'ın izniyle döndüremez. Bu batılı, bu projeyi, bu FETÖ projesini önleyeceğiz Allah'ın. Ha, şuna da kıcık oluyorum. Bir şey oluyor FETÖ. Twitter'da biri bir şey yazıyor. Karşı taraf hemen diyor. Yoksa sen FETÖ'cü müsün? Türkiye İsrail'le ticaret yapmamalı. Ne? FETÖ'cü müsün? Altay Cemmeriç yapıyor ya. Arkadaşlar Türkiye İsrail'le ticaret yapabilir ya, şöyledir böyledir. Aşağıda biri cevap yazıyor. Hayır ya, ticaret yapmamalı. Altay Cemre Çemen yazıyor. Bunlar İran projesi. İran projesine mi hizmet ediyorsun? Bunlar FETÖ projesi falan diye. Ha, bu nedir arkadaş sizin bu şeyiniz ya? Hoşunuza gitmeyen bir adam ya İrancı ya FETÖ'cü ya Vahabi. Çıkın artık bu jargondan ya. İnsanlarla karakterleri üzerinden değil, hüccetleri, delilleri, beyanları, argümanları üzerinden konuşun ya. Nedir bu tatlı su İslamcılığı ya? Ya burada da diyor işte Mahmud Efendi'nin oğlu falan diyor, bunlar FETÖ'cüdür diyor. Ben diyor elimden geleni yapacağım diyor. Ben büyük bir kahramanım diyor. Size son mühletimi veriyorum diyor Cübbeli Ahmet. Ben diyor o biçim bir erkeğim diyor. Atılı bu projeyi, bu FETÖ projesini önleyeceğiz Allah'ın izniyle. Son iftar, köprüden önce son çıkış. Bildiklerimizi bir konuşursak birilerin insan içine çıkamaz diye tehdidini ediyor arkadaşlar. Ondan sonra İsmail Ağa Vakfı da yıllarca sabretmelerinin, 1,5-2 yıl boyunca sabretmelerinin sonunda en son artık veleddalin amin noktasına geliyorlar ve Mahmud Efendi'nin biraz evvel Cübbeli Ahmet'in de kabul ettiği hayattaki tek vekili olan Hasan Efendi, adamcağıza bakın arkadaşlar, adam artık tamam ya, akide olarak bizle aynı akidede olmayabilir, tarikatçı olabilir ama adam hasta arkadaşlar, bakın yatağında yani. Adam hasta, adamı rahat bırak Cübbeli. Adam hasta olmuş, artık daha bırak. Hasta haliyle adam açıklama yapıyor. Cübbeli Ahmet gelmesin istemiyoruz diyor. Yani biz kapımızda Cübbeli Ahmet'i istemiyoruz diyor. Şimdi o konuşmayı sizle beraber dinleyelim inşallah arkadaşlar. Cübbeli Ahmet, bu rabıta ile ilgili gelip sizinle görüşmek istiyormuş. Gelsin mi? Efendim? Sevgili moderatör arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar, insanlara kendi aranızda sohbet etmeyin demeniz gerekirken siz niye insanlarla sohbet ediyorsunuz arkadaşlar? Ben burada eşek başı mıyım, bir konuşma yapıyorum. Niye kendi aranızda muhabbet ediyorsunuz?
Ben burada ne konuşuyorum değerli moderatör arkadaşlarım, çok sevgili muhterem Kuddise Sirruhu arkadaşlarım. Evet, dinlemeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada Hasan Efendi Cübbeli Ahmet gelmesin, biz onu istemiyoruz diyor. Bakın arkadaşlar. Cübbeli Ahmet, bu rabıta ile ilgili gelip sizinle görüşmek istiyormuş. Gelsin mi? Efendim? Gelmez. Efendim? Gelmez. Gelmez. Peki. Görüldüğü üzere gelsin arkadaşlar, Cübbeli Ahmet'i Hasan Efendi kovuyor. Gelmesin istemiyoruz diyor. Bu dergaha gelmesin yani. Bunun üzerine İsmail Ağa Vakfı da bir açıklama paylaştı. Bu açıklamasında son 1,5 senede yaşananları anlattılar. Ve tüm kamu. Şimdi toplam 14.51 süreli bir konuşma. Yani 15 dakikadır. Biz onu çarpı 2 ile 7 dakikada sizle beraber dinleyelim. Sizle beraber açıklamayı şerh ede ede gidelim arkadaşlar. Artık adamlar 1,5 sene boyunca sabrettiler. En sonunda açıklama yaptılar ki Cübbeli Ahmet'ten beriyiz. O şöyle şöyle sıkıntılı bir adamdır dediler. Cübbeli Ahmet de adamların 13 sayfalık açıklamasında bir yere takıldı kaldı. Millete aradı o konuşmalar üzerinden. Televizyonda şov yaptı yani. Evet. Önemli duyurulur. Yüce Nakşibendi Tarikatı 1400 yıldır kıtaların İslamlaşması ve Müslüman toplumların dost doğru yol üzere sebat ve istikameti için insanlığa hizmet etmektedir. Her asırda birbirini takip eden nurlu silsilenin 32. altın halkası Mevlana Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri vesilesiyle İstanbul'u bereketlendirmiş ve Ali Haydar Ahisavi Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin ardından emanet Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimize intikal etmiştir. Mahmud. Şimdi sevgili çok muhterem İsmail Ağa Vakfı Kuddisesi Ruhu arkadaşlarımız, heyet. Burada diyor ki arkadaşlar, Nakşibendi tarikatı 1400 yıldır kıtaların İslamlaşması için çalışıyor diyor. Şimdi sevgili çok muhterem Kuddüs-i Sirrahu hocalarım, sevgili tarikatçı heyet arkadaşları. 2024'ten 1400 çıkarırsanız kaç kalır? 624. 624 yılında Hazreti Muhammed daha hayatta ve çok yeni peygamber. Daha yeni peygamber olmuş. Şimdi Nakşibendi tarikatı peygamber hayattayken mi kuruluyor? Kuruluyorsa bu da tarikatı kuran kim? Hazreti Muhammed kurmuşsa o zaman Nakşibendi tarikatı hak mezheptir. Herkesin Nakşibendi olması lazım. Nakşibendi olmayan kafirdir ya da fasıktır ya da sapıktır gibi bir muana ortaya çıkıyor. Yani bu 1400 yıl yerine niye mesela doğruyu söylemiyorsunuz? Şah-ı Nakşibendi ne zaman doğdu? Adam 500 yıl önce falan doğdu. 500 yıldır falan deyin de daha mantıklı bir açıklama olsun. 1400 yıl diyorsunuz. Daha peygamber o zaman hayattadır. Nakşibendiliği ne Nakşibendiliği? Moğollar İslam coğrafyasına yayılınca, Bağdat'ta halifeyi öldürünce merkezi otorite zayıflıyor. Merkezi otorite zayıflayınca her köşeden bir tane tarikatçı halife ortaya çıkıyor ve insanlara şirki anlatıyorlar. Merkezi otorite olmayınca, Hristiyanların papası gibi merkezi bir din ekolü olmayınca herkes kendi kafasına göre mezhep uyduruyor, din uyduruyor. İşte siz de o ara çıktınız ortaya Nakşibendilikte. Nakşibendi dediğin adam da Hindistanlı bir adamdır. Mevlana Afgan'dır mesela. 1400 yıl niye diyorsunuz? Çok sevgili heyet Kıddüs-i Sirrahu. Neyse arkadaşlar, evet. İşte diyor ki biz diyor böyle büyük bir tarikatız diyor. İşte bu tarikatta diyor o 32. halkada Mevlana Mustafa İsmet Garibullah diye biri vardı diyor. O İstanbul'da yaşadı diyor. O yüzden Nakşibendiliğin merkezi İstanbul'a geldi diyor. Normalde Adıyamancılar biz de Nakşibendiyiz diyorlar. Bizim de ekolümüz var diyorlar. Süleymancılar biz de Nakşibendiyiz. Bizim de silsile-i sadadımız var diyorlar. Menzilciler tövbe verirken kendi sadatlarının ismini ezberletiyorlar. Süleymancılar kendi sadatlarının ismini ezberletiyorlar. Bunlar da 37 tane halka varmış, altın halka. 32. halka Mustafa İsmet Garibullah İstanbul'a gelmiş. Sevgili Nakşiler, bu altın halka muhabbetini bir açıklayın bize. Menzilcilerin halkası farklı, sizin halkanız farklı, onun halkası farklı, bunun halkası farklı. Hepinizin halkası da Hazreti Muhammed'e ulaşıyor. Ya Ebu Bekir üzerinden Hazreti Muhammed'e ulaşıyor ya da Selman-ı Farisi üzerinden Hazreti Muhammed'e ulaşıyor. Demek ki bu zincir halkasında bir yerden sonrası üç kağıtçı. Evet. Bir yerden sonrası bu halkada üç kağıtçı. Çünkü bu halka parça parça. Süleymancıların halkası farklı. Menzilcilerin halkası farklı. Silsile-i Sadat var ya, altın silsile. İşte sizin altın silsileniz farklı. Burada bir adam bir üç kağıtçılık yapıyor, bu silsile bozuluyor. Çünkü bir yerden sonra tekrar birleşiyorsunuz. Abdülkadir Geylani falan filan diye birleşiyorsunuz. Abdülkadir Geylani'yi de zaten tarikatçılar öldürdü. Zühreverdi tarikatı Bağdat'ta öldürdü. Velhasıl Mevlana Mustafa İsmet Garibullah İstanbul'da yaşıyormuş. İşte Ali Haydar da
Bu Mevlana'dan almış. Ali Haydar dediğimiz adam da arkadaşlar Adnan Menderes'e oy vermeyen cehennemliktir diyen biri yani. Siz o psikolojiyi tahmin edin. Adnan Menderes'e oy vermeyen cehennemliktir falan diyen bir insandır. O kafa yapısını siz hayal edin. Ondan sonra Mahmud Efendi'ye geçmiş bu halka diyor. Sonra Mahmud Efendi de böyle bu iş için hizmetler yapmış. Böyle bu iş için mücadeleler etmiş diyor. Ve sonra 2005 yılında Mahmud Efendi de Hasan Efendi'yi vekil tayin etmiş. 2005'te Hasan Efendi'yi vekil tayin etmiş. Şimdi o kısmı beraberce dinlemeye devam edelim. Ruhu Hazretlerimize intikal etmiştir. Mahmud Efendi Kudüs'e Ruhu Hazretlerimiz devraldığı hizmeti Ali Himmet'le büyük bir davaya dönüştürmüş ve bugünlere getirmiştir. Bu usul ve dava çerçevesinde icra edilen faaliyet ve hizmetler 2005 senesinde Mahmud Efendi Hazretlerimizin 300'ü aşkın hoca efendinin huzurunda tayin etmiş olduğu heyetle Hasan Efendi Kudüs'e Ruhu Hazretlerimizin riyasetinde büyüyüp gelişmiştir. Tasavvuf yolu yüksek fazilet ve makamlara erişme yoludur. Bu bereketine binaen seyrisülük yolunda her müridin münferit çeşitli imtihanları olduğu gibi bazen de müridanın topyekün bir imtihanı söz konusu olur. Müridan için karşılaşabilecek en ağır durum hiç şüphesiz mürşidin ahirete irtihalidir. O topyekün imtihanının en çetini de mürşidin vefatı sonrası baş gösterir. Böyle çok Osmanlıca kelimelerle süslenmiş bir açıklamadır. Size her paragrafta bir izah yapayım. Diyor Mahmud Efendi hayattayken diyor çok emekler verdi diyor. Hatta o kadar fazla emek verdi ki arkadaşlar Beykoz Müftüsü'nün cinayetinde Mahmud Efendi'nin de fotoğrafı vardı. Hatta size o fotoğrafı göstereyim. Mahmud Efendi'nin büyük emekleri var biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bakın kıymetli dostlar. Beykoz Müftüsü'nün cinayetinde yargılananlardan mahkemede Mahmud Efendi'yi görüyorsunuz. Neyse Mahmud Efendi artık öldü. Şimdi şey yapmayalım. Konudan kopmayalım inşallah. Mahmud Efendi kimdir diye ben bir video yapmıştım moderatör arkadaşlar. Mahmud Efendi kimdir videosunu paylaşır mısınız? Alakasız videolar paylaşmayın. Mahmud Efendi kimdir videosunu paylaşın. Onun kitaplarından deliller getirmiştim. Geçmişten bugünü anlattım arkadaşlar. Mahmud Efendi'ye deli raporu veren doktorun açıklamalarını paylaştım. Onun kitaplarını ele aldım. Askerliği nerede yaptı falan hepsini anlattım size. Oradan izleyebilirsiniz. Ben konudan kopmak istemiyorum. Velhasıl doğrusuyla yanlışıyla adam vefat etti. Yani şu an hayatta değil. Diyor ki 2005 yılında Hasan Efendi'ye diyor halife yaptı diyor. Sonra Mahmud Efendi vefat etti diyor. Mahmud Efendi vefat edince artık diyor bu bizim için bir imtihan haline geldi. Zaten diyor Ali Haydar Efendi ölünce de biz bir imtihandaydık diyor. Ali Haydar Ahisavi Kudüs'e Ruhu Hazretlerinin ahirete irtihalinden sonra da bir imtihan vaki olmuş. Zamanla fitne bulutları dağılmış ve Mahmud Efendi Kudüs'e Ruhu Hazretlerimiz Yüce Tarikat'ın imamı olarak irşat faaliyetlerini ömrü boyunca sürdürmüştür. Mahmud Efendi Kudüs'e Ruhu Hazretlerimizin manevi evlatları olarak bir süredir ona olan muhabbet iddiasıyla büyük bir fitne ve imtihan durumuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bugün de bu ulvi emanet altın silsilenin 37. halkası Hasan Efendi Kudüs'e Ruhu Hazretlerimize intikal etmiştir. Şimdi arkadaşlar Mahmud Efendi'den sonra bu silsile-i Saadat altın halka var ya Hasan Efendi 37.ymiş bu halkada 37.ymiş. Artık 40. halkadan sonra Mehdi geliyor ya hani tırnak içerisinde. İşte bu Hasan Efendi halkayı üstüne alınca artık herkes Hasan Efendi'nin Mahmud Efendi'nin vekili olduğunu kabul etmişler. Ama birileri fitne yapmaya başlamış. Birileri dediği de Cübbeli Ahmet'tir. Evet. Bu hakikat Mahmud Efendi Kudüs'e Ruhu Hazretlerimizin tevatür seviyesine ulaşan vasiyetine bağlı olarak cenaze namazının hemen ardından mahdumu Ahmet Usta Osmanoğlu Hoca Efendi tarafından ihvanımıza ve kamuoyuna ilan edilmiştir. Mahmud Efendi'nin oğlu var ya Ahmet Usta Osmanoğlu. Hani bu Cübbeli Ahmet'le konuşup onu uyaran kişi. Cübbeli Ahmet'in de tahmadığı kişi. Ahmet Usta Osmanoğlu bizzat açıklama yapmış. Demiş ki benim babamın vekili bizzat Hasan Efendi'dir demiş. Yani benim babam öldü artık ona bir şey yapmayın. Adama tapmayın. Hasan Efendi buradadır. Bir şey öğreniyorsanız gidin ondan öğrenin diyor Ahmet Usta Osmanoğlu. Demek ki biraz daha akıllı bir adam. Bizler inanıyoruz ki bu yol Mahmud Efendi Kudüs'e Ruhu Hazretlerimizin mültezemde yaptığı kabulü müjdelenen duanın bereketiyle kıyamete kadar payidar olacaktır. Nisbet yolunun Hazreti Mehdi radıyallahu anh'a ulaşacağını beyan eden İmam Rabbani Kudüs'e Ruhu Hazretlerinden sonra nasıl ki silsile altın halkalarla devam etmiş ve bu durum nispetin kesilmesine mani olmamışsa Mahmud Efendi Kudüs'e Ruhu Hazretlerimizden sonra da bu yol birbiri ardına eklenen altın halkalarla devam edecektir. Meşayih arasında altın halkaların gelip geçmesi o büyüklerin nispet ve tasarrufunun ulaşmasına engel olmamıştır. Yakın tarihte vekiller vasıtasıyla devam edeceği iddia edilen başka tarikat kollarının zamanla kapanıp nispetinin kesildiği gerçeği de önemli hatırlanmalıdır. Mahmud Efendi Kudüs'e Ruhu Hazretlerimizin ahirete irtihalinin ardından belli çevreler eliyle kirli bir propaganda başlatılmış ve daha önce istişare heyetinin açıklamasından yer aldığı üzere şahitler huzurunda tevatür seviyesinde sabit olan bir hakikat gizlenmeye çalışılmıştır. Oysa ki Ali Haydar Efendi Kudüs'e Ruhu Hazretlerinden bizlere yadigar olan bir kısmı bugün hala hayatta ve afiyette bulunan büyüklerimizin şahitliği de ortadadır. Bugün fitneden korunmak o büyüklerin şahitlik ve bereketine tabi olmakla mümkündür. Mahmud Efendi diyor öldükten sonra Hasan Efendi diyor vekil oldu. Ondan sonra bazıları diyor yalan yanlış konuşmaya, yalan yanlış hareket etmeye başladı diyor. Onların nispeti kesiktir diyor. Ki teorik olarak da söyledikleri doğru arkadaşlar. Mesela Cübbeli Ahmet de bir fani değil mi arkadaşlar? Ben de bir faniyim. Hepimiz bir gün öleceğiz. Cübbeli Ahmet ölünce Cübbeli Ahmet'in yerine kim geçecek? Kimse. Şu an kimse yok ortada.
Yani onların nispeti kesiktir ama bizim tarikatımızın halkası devam eder. Bizim nispetimiz sürer diyor. Bu da Mültezem'de Mahmud Efendi'nin bir duasıydı diyor. O dua da tuttu diyor. Şeyhimiz Hasan Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı reddetti. Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizin ahirete irtihaliyle başlatılan ve özellikle son 6 aydır Cübbeli Ahmet Hoca tarafından yayınlanan telefon görüşmeleri, gizli ses kayıtları, zuhurat ve rüya yığınlarıyla kirli bir yola bürünen propaganda doğrultusunda kamuoyuna da yansıdığı üzere Cübbeli Ahmet Hoca Hasan Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizle görüşmek istemiştir. Konu Hasan Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimize arz edildiğinde videoda da görüldüğü gibi görüşmek istemediğini açıkça beyan etmiştir. Evet arkadaşlar, Cübbeli Ahmet hani hep sürekli yalan anlatıyor ya. İşte ben rüyamda Mahmud Efendi'yi gördüm, bana rabıta yapın diyor. Ben de dedim ki Mahmud Efendi bana mı rabıta yaptınız? O da böyle yapmış. Başını sallamış. Hatta diyor ben diyor çok uykuluydum diyor, hemen ses kaydı yaptım diyor. Bana inanın diyor, vallahi karımdan boş olurum ki diyor, Mahmud Efendi'yi gördüm falan diye yalan yanlış konuşuyor. Ya Cübbeli. Cübbeli, Cübbeli. Birisi birisinin rüyasına girse ve ona var olan ihtilafları gidermesi gerekse. Yahu Allah için hele bir Hazreti Muhammed rüyanıza girsin. Hocam bizim selefilerle problemimiz var. Ya bu peygamberin bu problemi bir çözün de ya. Bir sor bir de ya, rabıta yapıyoruz da bu rabıta için birbirimizi yiyoruz de. 1 milyon insan birbirimize girdik der. Bu rabıta şirk midir ya Muhammed diye bir sor. Birisi birisinin rüyasına girse Hazreti Muhammed Hazreti Hüseyin'in rüyasına giremez miydi? Torunum Kerbela'ya gitme, öldürüleceksin demez miydi? Ya da Hazreti Muhammed Ebu Hanife'nin rüyasına girip yarın saraya gitme seni zehirleyecekler demez miydi? Ya da İmam Ahmed'in rüyasına girip Bağdat'tan çık seni öldürecekler demez miydi? Ya da İmam Şafii'nin rüyasına girip Kahire'ye sakın gitme seni camide linç edip öldürecekler diyemez miydi? Ya da İmam Malik'in rüyasına gidip halifenin çocuğuna ders ver. Eğer vermezsen, halifeden yüz çevirirsen halife seni kendi öldürecek. Sen de yatağında acı çeke çeke bağıra bağıra öleceksin diyemez miydi? Ya da bir sürü örnek veririm size İslam tarihindeki facialardan. Bir tane evliya, bir tane salih zat rüyaya girip de haber veremez miydi? Böyle böyle yapın diye. Nedense bu salih evliyalar hep Cübbeli'nin rüyasına geliyorlar. Hep tarikatçıların rüyasına geliyorlar. Ben bir tane video görmedim ki işte atıyorum Tunus'tan bir tane adam çıksın desin ki arkadaşlar ben rüyamda gördüm Hazreti Muhammed böyle dedi. Hep böyle cerroklar, böyle menkıbeler, böyle osuruktan teyyareler hep bizim Türkiye'de var arkadaşlar. Hiç ben görmedim yani, ki dünyanın farklı farklı yerlerinde görmüş biriyim yani. Bu teklifin kabul edilmemesinin, Tarikat-ı Aliye'nin edep sınırlarını aşmasının yanında muhakkak birçok sebebi vardır. Ve bu sebeplerin bir kısmını açıklama zarureti ortaya çıkmıştır. Bizim bugüne kadar Cübbeli Ahmet Hoca'nın yalan ve iftiralarına cevap vermememizin sebebi, tarikatımızla ilgili mahrem meselelerin kamuoyunda tartışma konusu olmaması ve Şeyhimiz Hasan Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizin susun emri gereğincedir. Diyor ki Cübbeli Hasan Efendi ile konuşacaktı diyor. Hasan Efendi'ye hikayeler, menkibeler, rüyalarını, çiroklarını anlatacaktı diyor. Ama diyor Hasan Efendi Cübbeli'yi reddetti diyor. Sonra biz de sustuk diyor. İsmail Ağa Vakfı olarak sustuk diyor ama artık diyor bu saatten sonra tarikatımızın mahremi ortaya saçıldığı için biz her şeyi konuşacağız diyorlar. Tarikatımızın mahremini ortaya saçmıştır. Cübbeli Ahmet Hoca yolumuzun medyaya bakışı açıkça belli olduğu halde defaatle uyarılmasına ve her seferinde söz vermesine rağmen tarikatımızın mahrem konularını kürsülere, hatta televizyon programlarına taşıyarak yüce dinimiz İslamiyet'e ve Müslümanlara düşmanlıkla bilinen kişilerin alay dolu yorumlarına malzeme etmiştir. Cübbeli Ahmet Hoca bugün cemaatimizin büyüklerini dinlemediği gibi aslında Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizi de birçok noktada dinlememiştir. Bunu kendisi çıktığı televizyon kanallarında açıkça söylemiştir. Bir taraftan şeyhlik benim neyime, mürid olsam yeter diyerek söze başladığı halde bu cemaatin %95'ini ben getirdim diyerek Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizin ve yetiştirmiş olduğu güzide hocaların çalışmalarını kendisine mal etmiştir. Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizin doğru arkadaşlar, Cübbeli Ahmet konuşmalarında böyle diyor. Mahmud Efendi'yi Mahmud Efendi yapan benim. %95'ini bu cemaatin ben toparladım falan diye diğer bütün hocaları es geçiyor. Bu doğru. Bak bu yalan değil, doğru. Sözünü dinlemediğini katılmış olduğu bir televizyon programında şöyle ifade etmiştir. Efendi Hazretleri bana vaaz etme, talebe okut dedi. Dinlemedim. Başıma iş geldi. Sesini kasetlere verme dedi. Kaydettirdim ve deprem vaazım sebebiyle hapse düştüm. İkinci evliliğini yapma dedi. Dinlemedim. Başıma iş geldi. Televizyon kurma dedi. Dinlemedim. Başıma iş geldi. Külliye yapma dedi. Dinlemedim. Hapse düştüm. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir kısım medya tarafından maksatlı olarak gündeme getirilen bazı işleri Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizi üzmüştür. Hatta kendisi bir keresinde hastalandığında düzelip düzelmeyeceğini Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimize sorduğunda senden daha çok çekeceğimiz var cevabını almış ve buna da hakikaten çektirdik itirafıyla aktarmıştır. Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizin ailesini hedef almıştır. Cübbeli Ahmet Hoca'nın özellikle Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizin oğlu, gelini ve torunlarıyla ilgili söyledikleri, kendisinin yönettiği sosyal medya hesaplarının paylaşımları ve sesini bugüne kadar namahrem kimselerin duymadığı hanımların ses kayıtlarının yayılması Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimize muhabbetinin olmadığının delildir. Zira hiç kimse sevdiği birinin evlatlarına, torunlarına ve yakınlarına iftira edilmesine, hatta canları tehlikeye düşecek derecede hedef gösterilmesine razı olmaz. Arkadaşlar bu Twitter'da, YouTube'da falan Cübbeli Ahmet'in fan sayfaları Mahmud Efendi'nin gelinlerinin oğullarının falan ses kayıtlarını paylaşıyorlar ya. Cübbeli Ahmet hakkında, onun bunun hakkında falan. İşte burada da İsmail Ağa Vakfı diyor çok ayıp etti diyor. Bu böyle şeyler doğru değil diyor. Kadınları karıştırmayalım diyor. Yani teknik olarak da doğruyu söylüyorlar yani. Böyle şeyler dediğin gibi doğru değil.
Hasan Efendi Hazretlerimize hürmetsizlik etmektedir. Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmud Efendi Kudüs'ü ruhu hazretlerimizin ahirete irtihalinden sonra katıldığı ilk televizyon programında ve sonraki açıklamasında Hasan Efendi Hocamız Mahmud Efendi Hazretlerimizin şu anda tek halifesidir ifadeleriyle Hasan Efendi Kudüs'ü ruhu hazretlerimizi halife olarak kabul ettiği ve bu kabulünü bozmayacağını, ben televizyonlarda bunu söyleyip de sonra başkaları gibi laf döndürecek tinette bir adam değilim beyanıyla vurguladığı halde sonradan söylemlerini değiştirerek hilafetini inkar etmiş ve manevi değerini düşürmeye yönelik bir yola girmiştir. Hasan Efendi Kudüs'ü ruhu hazretlerimizi koruduğunu iddia ederek dinleyenlerini aldatıp onun kemalatı hakkında olumsuz beyanlarda bulunmuştur. Hasan Efendi Kudüs'ü ruhu hazretlerimizin oğullarını ve kızını hedef göstermiş, kızının ses kaydını yayınlatmıştır. Bir tane ses kaydı var arkadaşlar. Hasan Efendi'nin kızının ses kaydı. Bu ses kaydı Twitter'da falan geziyor. Diyor ki onu Cübbeli Ahmet paylaştırdı diyor. Böyle şeyler doğru değil diyor. Böyle şeyler yapmayın diyor. Hakikaten de doğru söylüyor yani şimdi. Sezar'ın hakkı Sezar arkadaşlar. Doğru. Kavga ediyorsak da mertçe kavga edelim. Karı kız işin içine girmesin. Cemaati dağıtmak için çalışmaktadır. Mahmud Efendi Kudüs'ü ruhu hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'ya tarikatla ilgili herhangi bir vazife vermemiştir. Buna rağmen Mahmud Efendi Kudüs'ü ruhu hazretlerimizin ahirete irtihalinden sonra bu konularda söz sahibiymiş gibi açıklamalar yapmakta ve ihvanı yönlendirmeye çalışmaktadır. Rabıta dağıtma projesinin bahanesidir. Cübbeli Ahmet Hoca cemaatin dağılmasına yönelik plan doğrultusunda rabıta konusu üzerinden hareket etmektedir. Mahmud Efendi Kudüs'ü ruhu hazretlerimizin hayatında tarikat konusunda herhangi bir vazifesi olmadığı halde rabıta üzerinde kurguladığı bir süreç yürütmektedir. Kesinlik içermeyen ve şahidi bulunmayan bir konuşmadan hareketle rabıtanın Hazreti Mehdi Aleyhi Rıdvan'a kadar kaydı geçmediği halde kendi iddiasına herkesi kabule zorlayarak tarikatımızın geleceğiyle oynamaktadır. Şimdi arkadaşlar bu hatırlıyor musunuz? Ben size Cübbeli Ahmet hakkında kalp krizinden ölmüş bir üstelik Kemalist iken sonradan Atatürk'ü de eleştiren bazı açıklamalar yapmış tarihçinin konuşmasını dinletmiştim. Abdülmetin Balkonoğlu'ndan falan bahsetmiyorum. Bu başka. Habertürk'teki bir programdan pasaj izletmiştim, hatırlıyor musunuz? Orada adam Cübbeli Ahmet'ten bahsederken isim vermeden o CIA'nin Türkiye'deki projesidir diyordu. Hatta Cübbeli Ahmet'in bir programda İngiliz kraliyet ailesinin düğmelerini gömleğine takmıştı. Kraliyet ailesinin düğmelerini takmıştı. Oradan bunu fark eden, yani bu kraliyet ailesinin düğmelerini fark eden sunuculara da, o programdaki kişilere de yok canım ben böyle şeylerden anlamam falan filan diye kıvırmıştı Habertürk'teki programda. Burada da bu İsmail Ağa Vakfı diyor ki ya aynen Royal Air Force doğru. Bak chatten bilen çıktı. Bizi takip edenler nasıl hemen belli. Hatta Murat Bardakçı diyor Royal Air Force'tur diyor hocam. Royal Air Force'tur diyor. Cübbeli Ahmet de orada falan filan diye böyle safa yatıyor. İşte burada da arkadaşlar isim vermeden Cübbeli Ahmet CIA'nin projesidir. Türkiye'de Mahmud Efendi tarikatını dağıtmak için çalışıyor. Aman biz uyanık olalım. Cübbeli Ahmet boş yapıyor demeye getiriyor. Bu açıklamanın şu kısmında. Kim? Ahmet Usta Osmanoğlu, Hüsamettin Vanlıoğlu, Fatih Kalender, Hüseyin Avni ve Muhammed Yelkenci Hoca Efendilerin hazır bulunduğu bir toplantı esnasında rabıtanın Hazreti Mehdi Aleyhi Rıdvan'a kadar kaydının nereden çıktığı sorulduğunda bunu kendisinin uydurduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu durum Cübbeli Ahmet Hoca'nın aktardığı rivayetlere ve bundan sonra yapacağı rivayetlere itibar edilmeyeceğini ortaya koymaktadır. Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmud Efendi Kudüs'ü ruhu hazretlerimizin manevi tasarrufunun devam ettiğini... İşte arkadaşlar bütün Cübbeli Ahmet'in dünkü canlı yayında ortalığı ayağa kaldırdığı kısım bu. Cübbeli Ahmet'in ortalığı birbirine kattığı kısım bu. Cübbeli Ahmet 10 kişiyi aradı ya telefonla. Şahitlik, şahitlik, şahitlik diye. Bu Mehdi kısmını ben uydurdum mu diye sordu ya millete. Yaptıkları saatlerce süren toplantılarda sadece bir kelimeye takıldı ya. O kelime üzerinden dün kendini haklı çıkardı ya. Sadece bu kısma takıldı. Şu 13 sayfalık dost doğru açıklamanın, tarikat jargonuyla konuşuyorum şu an. Dost doğru açıklamanın sadece bir kelimesine takılarak yine allem etti, kullem etti, kendini haklı çıkardı. 1 milyonluk koskoca tarikatı da haksız çıkardı. Savunur gözükerek tarikatımızı bir daha şeyh gelmeyerek zamanla kapanacak, nispeti kesilmiş bir yol haline getirmeye çalışmaktadır. Cemaatimizin hocalarını hedef göstermektedir. Cübbeli Ahmet Hoca. Yani Cübbeli Ahmet Mahmud Efendi'ye rabıta yapalım diyor. Bu İsmail Ağa da diyor ki hayır biz Hasan Efendi'ye rabıta yapalım diyor. Bizim nispetimiz devam ediyor diyor. Şeyhlerimiz kesilmez diyor. Nispetimiz devam eder, şeyhimiz kesilmez diyor. Ama Cübbeli Ahmet de Mahmud Efendi'ye yapmakta ısrar ederek nispetin bittiğini, silsile-i saadatın bittiğini, silsile-i saadat bittiği için de artık son halkaya, Mahmud Efendi'ye rabıta yapacağız. Başka silsile yoktur. Dediğini aktarıyor.
yalan ve iftiralarla cemaatimizin hocalarını itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Bir kimsenin sevdiği birinin yetiştirdiği hocaları itibarsızlaştırmak için çalışması beklenemezken, kendisiyle irtibatı aşikar olan çeşitli sosyal medya hesaplarından eş zamanlı paylaşımlarla hocaları tek tek hedef göstermiştir. Cemaati dağıtmanın ilk adımı olarak tarikatı bölmeye çalışmaktadır. Cübbeli Ahmet Hoca, rabıtayı bozdukları söylemiyle bazı vekillerin sohbetine gidilmemesini ve kendilerinden tarikat dersi değiştirilmemesini söylerken, kendisi gibi düşündüğünü iddia ettiği vekillerden ders değiştirebileceğini söyleyerek onlara adres göstermektedir. Ders değiştirme konusundan hareketle vekilleri Mahmud Efendi Kudüs'e Ruhu Hazretlerimizin döneminde tayin edilen vekiller ve sonradan istişare heyeti tarafından tayin edilen vekiller olarak ikiye ayırmak suretiyle tarikatımızı bölmektedir. Cemaatimizin gözden düşmesine sebep olmaktadır. Cübbeli gerçekten de öyle arkadaşlar. Mesela Mahmud Efendi'nin bakıcılığını yapan Muhammed Keskin diye biri vardı ya. Cübbeli Ahmet, Muhammed Keskin işte freni patlaktır. Freni patlaktır, sapmıştır falan diyordu. Şimdi birkaç ay önce Muhammed Keskin'le birbirlerine çiçek hediye ettiler. O ona çiçek verdi, o da ona çiçek verdi. Rabıtayı Mahmud Efendi'ye yapacağız falan diye beraber açıklama yaptılar. Düne kadar kavga ediyorlardı, şimdi Mahmud Efendi'nin oğluna karşı tekrar aynı safa birleştiler. Ahmet Hoca, cemaat içi meseleleri sürekli televizyon kanallarına taşıyarak ve özellikle tarikat, cemaat düşmanlığıyla bilinen kimselerin televizyon programlarına çıkarak İslami cemaatlerin yanlış tanınmasına sebep olmaktadır. Din ve mukaddesat düşmanlarına sağladığı malzemelerden hareketle sürdürülen kara propaganda sebebiyle başta cemaatimiz olmak üzere tüm cemaatlerin kamuoyu nezdindeki manevi kıymet ve itibarı zarar görmektedir. Bazı söylemleri ve hedef göstermeleriyle toplumda ayrışma ve kutuplaşmalara sebep olmaktadır. Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizin irşat hayatı boyunca en çok önem verdiği ve özen gösterdiği medreselere talebe verilmemesine, bağış ve yardım yapılmamasına dair sözleri, tekamül medreselerini ve fıkıh kurulunu hedef alması Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizin bize en büyük mirası olan cemaatimizin kamuoyu nezdindeki yüksek itibarına zarar vermektedir. Aha, bütün tartışmanın özü bu arkadaşlar. Zekat, zekat, zekat. Hani meşhur bir şarkı var ya, money 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 diye. Napolyon'un meşhur sözü. Para, para, para. Bütün olayın esas noktası bu. Cübbeli Ahmet diyor ki bana yağdırın diyor. Bana yağsın diyor. Bana atın diyor. Onlara atmayın diyor. Açıklama yaptı ya işte, onların dergahlarına herhangi bir şey vermeyin, işte onların dergahlarında bir şey göstermeyin, onların dergahına para vermeyin, talebe vermeyin diyor ya, hepsi bana gelsin diyor ya, işte bu İsmaila Vakfı da diyor ki ya bu bizim dergahlarımızı, bizim derneklerimizi Mahmud Efendi gençken kurdu. Gençken kurdu adam. Sen niye böyle açıklama yapıyorsun? Millet bize talebe vermezse biz kime okutacağız? Millet bize zekat vermezse biz nasıl talebeleri okutacağız? Niye her şeyi kendine istiyorsun diye ver yansın ediyorlar. Kitleleri korkutarak hakikati perdelemektedir. Cübbeli Ahmet Hoca, rabıta konusu üzerinden yürüttüğü süreci cemaatimize yönelik geçmişten itibaren var olduğunu bildiğimiz ekümeniklik ve diğer küresel planlarla bağdaştırmakta ve birbiriyle alakasız bazı durumları maksatlı biçimde ilişkilendirerek dinleyici ve takipçilerini yanlışa yönlendirmektedir. Nitekim cemaatimizin adının geçmişte hiçbir zaman yan yana gelmediği gibi bugünden sonra da yan yana gelmesi mümkün olmayan FETÖ ile ilişkilendirilmesi ve ılımlaşma töhmetiyle karşı karşıya bırakılması bu yönlendirmenin göstergesidir. Hay var ya, Allah razı olsun demeyeyim. Hay Allah size hidayet etsin ya. Hakikaten arkadaşlar, ben görüyorum mesela bu sağcılar arasında böyle bir şey var mesela. Biri biriyle bir şey konuşuyor ya, anlaşamayınca hemen diyor aha FETÖ'cüsün. Aha İrancısın. Aha Vahabisin. Bu ne argümansızlıktır kardeşim? Ya delille hüccetle cevap verin birbirinize. Bak adamlar da bunu söylemiş. Bu heyet var ya İsmail'a. Ya diyor bir şey söylüyoruz diyor, bize hemen FETÖ'cü diyor. Ekümeniklik çalışması falan diyor. Ekümeniklik de şudur. İstanbul'da Hristiyanlar arsa alıyorlar arkadaşlar. İstanbul'da 5 para etmeyen arsalara çok büyük paralar veriyorlar. Arsaların fiyatlarını yukarı çekiyorlar. Ve yukarı çektikleri bu fiyatlar üzerinden kendileri arsa alıyorlar. Ve İstanbul'da şu an söylentiye göre Hristiyan ekümenikliğin birçok arsası varmış. O yüzden İstanbul'daki arsaları Hristiyanlar topluyorlarmış ki yarın İstanbullu Kanal İstanbul açılınca 3'e böleceklermiş. Bir kısmı Hristiyanların olacakmış falan filan. Böyle bir hikaye. İşte bu da diyor ki, bu İsmail Ağa da diyor ki ya bize onlara nispet ediyor diyor. Ya ayıptır ya, ne FETÖ'sü kardeşim falan diyorlar. Gayet de haklı olarak. Son söz. Bizler dünya durdukça ayakta kalacağına inandığımız medrese tekke birlikleriyle devam eden irşat faaliyetlerimizin kesilmemesi için hocalar yetiştirmeye, geleceğin alimlerini ümmeti Muhammed'e hediye edecek müesseseler inşa etmeye devam ediyoruz. Mahmud Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizin mirası olan mukaddes yolu muhafaza için yüce tarikata ve büyük davaya zarar getirecek söz ve davranışların her zaman karşısında olacağız. Bir süredir kendisiyle yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar eden, ihvanımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeye sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca söz ve davranışlarıyla tarikatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri haline gelmiş ve Hasan Efendi Kudüs'ü Ruhu Hazretlerimizin şehrini kabul etmemiştir. Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvanımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. Valla bence güzel bir açıklama yapmışsınız. Gerçekten. Bu açıklamadan sonra altına da imzaları falan atmışlar. İşte Hasan Kılıç, Mustafa Bilici, Mustafa Yıldız, Resul Bölükbaşı, İsmail Uslu, Münir Müştakoğlu, Fikri Doğan, Ahmet Çelener diye. İşte burada da imzaları falan göstermişler arkadaşlar. Videonun şu kısmında. Ve burada da bir şahitlik paylaşmışlar. Mahmud Efendi'nin Hasan Efendi'yi halife tayin ettiğine dair vesika diye
Hatta şunu göremezseniz şöyle küçülteyim, bakın şurada. Hasan Efendi'nin halife olduğuna dair vesika, altında da imzalar var. Burada 2002 yılında tayin etmiş hem de. Velhasıl güzel bir açıklama. Evet, biz şimdi konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim. İsmail Avakku durumu güzel bir şekilde açıklamış ve Cübbeli Ahmet de aralarında herhangi bir bağ kalmamış. Şu an Cübbeli Ahmet bonservisi elinde bir futbolcu gibi. Evet. Şu an Cübbeli Ahmet'in bonservisi elinde. Rıfailer, Kadiriler, diğer tarikatlar. Adamın bonservisi elinde. Parayı sever. Parayı sever. Güzel bir teklif. Hop, sizin tarikatta Cübbeli Ahmet. Benden söylemesi artık, siz biliyorsunuz. Velhasıl arkadaşlar, bu açıklamadan sonra Cübbeli Ahmet'in yaptığı bir konuşma gündeme geldi. Cübbeli Ahmet o konuşmasında Atatürk'ü övüyor. Atatürk'e karşı olanları da eleştiriyor. Ki bu konuşmasını yaptığı esnada hatırlayacaksınız, Kadir Mısıroğlu bu açıklamasına sert tepki göstermişti ve Cübbeli Ahmet'i benim cenazeme almayın demişti. Cübbeli Ahmet'i de Kadir Mısıroğlu'nun cenazesine almamışlardı. Evet, şimdi bu kısmı dünden beri Cübbeli Ahmet'in karşıtı olan İsmail Ağa tarikatçılarının paylaştığı şu kısmı beraberce dinleyelim. Aynıdır. Cübbeli Ahmet, Mustafa Kemal Atatürk hakkında konuştu. Mustafa Kemal düşmanlarına, vatanı kurtarana nasıl düşman olacaksın diye seslendi. Bu vatan onların, ecdadımızın fethettiği vatanlar, bize vatan yapmışlar. Mustafa Kemal de bunu kurtarmış. Bunu kurtarana nasıl düşman olacaksın? Yani? İsmail Ağa cemaati hocalarından olan ve Cübbeli lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Oda TV'ye açıklamalarda bulundu. Mustafa Kemal'i sevmemenin ne anlamı var diye sordu Cübbeli Ahmet. Atatürk'ün vatan savaşından örnekler verdi. O zaman bunu sevmemenin ne anlamı var? Bu insan uyumamış, yememiş, içmemiş. Öyle mi şimdi? Bu bir fedakarlık ister. Kaç yaşında vefat etti. Çok bir yaşamış biri değil. Cepheden cepheye bir hizmet etmiş. O günkü şartlar, o günkü zorluklar içerisinde bunu yapmış. İşte böyle sirozdan ölen çok sevgili muhterem Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hazretleri'nin, sirozdan ölen Atatürk Hazretleri'ni bu şekilde övünce Cübbeli Ahmet, Kadir Mısıroğlu o zaman hayatta tabi. Kadir Mısıroğlu da kendisine bir cevap vermişti. Tabi Cübbeli Ahmet'in Atatürk'ü övdüğü tek konuşma bu değil. Yani bundan önce de bir sürü konuşması yapılıyor ama yaptığı konuşmalardan birinde Atatürk'ü övünce Kadir Mısıroğlu ona şöyle bir cevap vermişti arkadaşlar. Benim vasiyetimdir, gene tekrarlayayım. Mustafa Kemal'e ve Kemalizm'e zerre muhabbeti olan, ben onların evvel ölürsem sakın cenazeme gelmez. Ruhum muzdarip olur. İslam alemindeki en büyük ihanet Kemalizm'dir. Onunla bir Müslümanın hissiyatının bağdaşmasına imkan ve ihtiyar yoktur. Dağda çoban bile olsa, hocaya aslını mı duymamış, hilafeti yıktığını mı duymamış, şeriatı lağvettiğini mi duymamış? Neyi duymadın? Neyi duymadın? Ey Cübbeli! Neyi duymadın? Tekkenin kapatıldığında mı duymadın? Çıktın televizyondan methettin. Yaşasın cehennem. İsteyen methetsin. Benim dünya görüşüm bu. Bir adam isterim ki beni İslami ölçülerle mizan etsin. Ve hatamı göstersin. Elinden ayağından öperim. Her insan hata eder. Arkadaşlar hani Kadir Mısıroğlu böyle sigara içen biri ya, Cübbeli Ahmet bir konuşmasında Kadir Mısıroğlu'nu bu özellikleriyle eleştiriyor. Kadir Mısıroğlu da burada diyor ki ya sen delikanlı ol diyor. Bırak sigarayı migarayı diyor. Sen Atatürk'ü övdün. Ben de Atatürk hilafete kaldırdığı için, saltanatı kaldırdığı için, şeriatı lağvettiği için, tekkeleri kapattığı için, işte şunu bunu yaptığı için ben de onu sevmiyorum diyor. Sen de çok onu övüyorsun diyor. Beni Kur'an'la sünnetle mizan et diyor. Hakikaten de doğru söylüyor arkadaşlar. Yani insanlarla kendimizi Kur'an ve sünnetle mizan etmeliyiz. Adam mesela, ben adama bir şey söylüyorum. Adam benim argümanıma cevap veremeyince benim şahsımdan bahsediyor. Be karaktersiz. Sen nasıl bir insansın ki muhalifine delillerle cevap veremeyecek kadar aciz, onun şahsından bahsedecek kadar da ahmak bir adamsın. Burada da Kadir Mısıroğlu çok güzel bir cevap veriyor. Hakikaten diyecek bir söz yok yani, kesinlikle. Üstüne söyleyecek bir söz yok. Daha henüz Mahmud Efendi hayattadır bu arada, bu konuşmalar olurken. 2015 tarihinden bahsediyoruz arkadaşlar. 24 Ekim 2015 tarihinden bahsediyoruz. Velhasıl
Cübbeli Ahmet'i asıl öfkelendiren sebeplerden birine gelelim arkadaşlar. Onu asıl kıskandırandan ziyade kızdıran sebeplerden birine gelelim. O da Cübbeli Ahmet'e yazılan bir şiirdir. İşte Keskin diye bir hoca var. Onun tarikatından biri, işte medrese sorumlusundan biri yazmış da falan da filan da bilmem ne diye öfkeli bir şekilde kızıyor. Ve bir şiir kaleme alınmış. Bundan dolayı da çok öfkeli. Konuşmalarından falan belli. Şimdi o şiiri baştan sona dinletelim arkadaşlar. Cübbeli Ahmet'e yazılmış bir şiir. İsmail Ağa Vakfı'ndan olduğu iddia edilen birinin yazdığı bir şiir. Acaba vicdan sahibi olan bu videoyu izleyip vicdan sahibi olan bir insan şu şiire yanlış diyebilir mi? Şu şiire hayır kardeşim bu şiir doğru bir şiir değil diyebilir mi? Beraberce dinleyelim. Mahkemeye vermeyeceğime söz veriyorum. O şiiri kim yazdı? Fırıldak olduğunu biliriz de susarız. Şöhrete taptığını, çok yalan attığını, biz adam sattığını biliriz de susarız. Bayılırsın fitneye, faydan yok kimseye. Bu düşmanlık da niye? Biliriz de susarız. İftirada nam salmış, iblisten mi ders almış? Çarpılacak az kalmış, biliriz de susarız. İyi bilir siyaset, fışkırıyorsun haset. Maksadınsa riyaset, biliriz de susarız. Sorsan niyeti halis, perde ardında kulis. Olmuş tekkede polis, biliriz de susarız. Uslan artık yaşlandın, iyice kaşarlandın. Cenazede darlandın, biliriz de susarız. Düş artık yakamızdan, konuşma arkamızdan. El çek rabıtamızdan, sabzelerde susar. FETÖ'ye atıp tuttun, korkup lafını yuttun. Mertliği de kuruttun, biliriz de susarız. Arkadaşlar şiir de bu Cübbeli Ahmet'i çok öfkelendiren bir şiirdir. Velhasıl arkadaşlar işte bu çalışmalar esnasında bütün bu gerginlikler ve bütün bu hadiseler esnasında benim aklıma Kemal Sunal'ın filminden bir kesit geldi. Ve Kemal Sunal'ın o filminde bütün tarikatların girdiği o yola, hani tarikat yol demek ya, araba herkes biner ama en sonunda sen gelme ulan ayı diye Kemal Sunal reddedilir. Evet arkadaşlar, şu ana kadar yaşanan o gerginliklerde rabıta şirktir kısmına geldik. Onu anlatacağım size birazdan. Ama şöyle bir yüzümüz gülsün diye sen gelme ulan ayı kısmını bir izleyelim. Sen, ben. Sen, ben. Sen, ula ben. Sen, ben. Sen, ben. Sen, ebe, sen gelme ulan ayı. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere dediler ki Cübbeli'ye sen gelme ulan ayı. Evet. Şimdi arkadaşlar gelin bu yaklaşık 1,5 senedir devam eden tartışmayı bir ele alalım sizle birlikte. Rabıta Mahmut Efendi'ye mi yapılacak yoksa Hasan Efendi'ye mi yapılacak tartışmaları sürerken acaba bu rabıta nedir, nasıl ortaya çıkmıştır ve nasıl ele alınmalıdır meselesini ele alalım. Kıymetli arkadaşlar bakınız. Zaten moderatör arkadaşlarımız şimdi chatte paylaşacaklar rabıta şirktir diye rabıta konusunu ele aldığımız bir videomuz var. Onu zaten chatte paylaşacaklar. Spam yapmadan paylaşsınlar ama ara sıra linki paylaşmaya devam etsinler lütfen. Bu şekilde Halid-i Bağdadi denen Osmanlı düşmanının ortaya attığı, tabi rabıtayı daha eskilere bağlamaya çalışıyorlardı, hayır. Tarikat kroniklerinde yazılı olarak ilk defa geçiren Halid-i Bağdadi'dir rabıta kavramını. Şeyhten bir nur çıkar ve Allah'a ulaşırız şeklinde bunu metaforlaştıran kişidir. Arkadaşlar, bakın Şah-ı Nakşibendi de Hint'tir. İmam Rabbani de Hindistanlıdır. Celaleddin Rumi de aynı şekilde Hint'tir. Özür dilerim, Afgan'dır. Bu Hindistan alt kıtası dediğimiz, şu an mouse'un okuyla gösterdiğim şu Hindistan'da, bugünkü Pakistan, Afganistan ve Kuzey Hindistan'ı içine alan Hindistan alt kıtasında bildiğiniz bütün tarikatlar ortaya çıktı. Birevli tarikatı, Dehlevi tarikatı, şu tarikat, bu tarikat hepsi ortaya çıktı arkadaşlar. Ve oradan yayıldı. Şimdi Halid-i Bağdadi diye bir adam var. 1800'lü yıllarda yaşamış bir adamdır. Kürttür. Bugünkü Irak'ın
İran sınırında yer alan Kuzey Irak'taki Süleymaniye şehrinde doğup büyümüştür. Torunlarından biri olan Celal Talabani'yi hepiniz bilirsiniz. Osmanlı'ya defalarca kez isyan etmiş Kürt ağaları, Kürt beyleri hep bu soydan gelmiştir. Velhasıl bu Halid-i Bağdadi bir gün bir rüya görüyor ve bu rüyasına binaen yola çıkıyor. Bakın, çıkış rotası Halid-i Bağdadi'nin kitabından yola çıkarak söylüyorum. Yola çıkıyor, Tahran'a uğruyor. Tahran'dan geliyor, Afganistan'a giriyor, Kabil'e gidiyor, İslamabad'a gidiyor, Lahey'e gidiyor, Lahey'den Yeni Delhi'ye geliyor. Yeni Delhi'de rabıtayı öğreniyor ve sonra tekrar geri dönerek rabıtayı yayıyor. Ve bu şekilde rabıta silsile-i saadata yapılır diye bir teori ortaya atılıyor. Oysa ki arkadaşlar, esasında rabıtayı yapan, şu an hala 2024 yılındayız. Eğer yalan söylüyorsam bir video çekin, link attı Kadir, sen yalan söylüyorsun. Arkadaşlar, bir dini inanç var. Tarikatçılıkla Hinduizmi harmanlayan bir dini inanç var. İnancın ismi de Türkçe'de Sikizm demektir. Ama Sikizm kelimesi çok seksist bir isim olduğu için, cinsel bir şeyleri çağrıştırdığı için bizim dilimizde Sihizm diye bilinir. Sihizm diye bizim dilimizde bilinir. İşte bu Sih inancı Hinduizmle tasavvufun karışımıdır. Ve bugün 2024 yılındayız. Hindistan'a gidip bakın yalansa bana yalan söyleyin deyin. Ben yalan söylüyorsam kanalı size hediye edeceğim. Bugün bile hala Sihizm'de rabıta vardır. Bakın arkadaşlar, sarıklara bakın, sakallara bakın. Aynı tarikatçıların modelleri, aynı. Ve bu tarikatçıların günümüzdeki kıyafetlerine bakın, zaten hep Hindistanlılar gibi giyiniyorlar, dikkat ettiyseniz. Peygamberimizinki gibi cellabiye falan giymiyorlar. Hep Hindular gibi giyiniyorlar, Hindistanlılar gibi giyiniyorlar. Velhasıl bu Sihizm inancı Hinduizm'den tasavvufun karışımıdır. Bu Sihizm inancı. İşte Halid Bağdadi de bu Sihizm akidesinden gördüğü rabıtayı İslam'a koyuyor. Peki bu Sihizm'deki rabıta esasında nedir arkadaşlar? Esasında Halid Bağdadi'nin kitaplarında yazımı haliyle Allah'tan mürşide nur iniyor. Mesela Mahmud Efendi'ye örnek veriyorum. Ya da işte menzil kapsına nur iniyor. Sonra bu inen nur bir feyz kaynağı olarak müride yansıyor ve mürit de şeyhin kalbinden ya da alnından çıkan nuru kendine alıyor. Yani esasında mürit şeyhin alnından ve kalbinden çıkan nur ile Allah'a ulaşıyor. Tüme varım, tümden gelim. Tüme varım ve tümden gelim. Yani arkadaşlar, bu esasında Mekkeli müşriklerin inanç teolojisidir. Biz günahkarız. Allah bize rağbet etmez. En iyisi biz evliyalara aracı edinelim. Biliyorsunuz Lat, Uzza, Menat, Hubel, bunlar hep eski Arap alimler, eski Yahudi alimlerdir. Zümer suresinde 3. ayette Allah Mekkeli müşriklerin bu inancından bahsederken diyor ki, Mekkeli müşrikler şöyle derler: "Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa." Biz putlara tapmayız, bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye aracı ediniriz. Yani Allah Zümer suresi 3. ayette Mekkeli müşriklerin aslında taşa tahtaya tapan Afrikalı çıplak kabile mensupları gibi olmadığını, onların akıllı bir insan olduklarını ve onların Allah'ı kabul etmelerine rağmen Allah'la kendi aralarına evliyalarını, yani tırnak içerisinde putlarını koyduklarını beyan ediyor. Bugünkülerin biz günahkarız, Allah'la kendi aramıza şeyhlerimizi koyalım teolojisinde olduğu gibi. İşte bu rabıtayı da bu Halid-i Bağdadi'den alınan bu şekilde bir metafora döküyor. Ve arkadaşlar, şeyhin alnından nur çıkması var ya hani, şeyhin alnından nur çıkıyor, mürşide ulaşıyor. Arkadaşlar, Budizm'de de bu vardır, Hinduizm'de de bu vardır, Sikizm'de de bu vardır. Hatta o heykeli sizin için yakınlaştırayım biraz. Bakın arkadaşlar, Buda'nın alnını görüyor musunuz? Bakın, Buda'nın alnındaki nuru görüyor musunuz? Bakın, Buda'nın alnında nur var. Onlar da yoga yaparken, yoga var ya, böyle meditasyon yapıyorlar ya, şöyle diye. İşte o yogalarında, yani o rabıtalarında, zaten onların oturma şekli yoga yapmalarıyla tarikatçıların rabıta yapmaları aynıdır. Bakın burada alnından, Buda'nın alnından nur çıkıyor ve o nurla Tanrı'ya ulaşıyorlar. Hatta Hinduistler, Budistler alınlarına nokta koyarlar. Hint filmlerinde görmüşsünüzdür. Hint filmlerinde izlemişsinizdir. Alınlarına bir nokta koyarlar ve bu alınlarından çıkan nurla Tanrı'ya ulaşırlar. Hatta o filmlerde bu yogayı yapanlar, ben yoga yapan bir insanım demek için toplumda bu hallerini ve mezheplerini göstermek adına alınlarına böyle kırmızı bir nokta koyarlar. Kadınlar, erkekler alınlarına kırmızı bir nokta koyarlar. Bizim Anadolu'da da kurban kesildiğinde alına bir nokta koyulur ki o kurbanın rabıtasıyla feyizlensin diye.
Bu da bir bidattir. Velhasıl arkadaşlar bu Budistlerin, Hinduistlerin yogasının İslam'a geçmiş hali rabıtadır. Ve bu Halid-i Bağdadi denen adam yaptığı yolculukta Sikizm'den etkilenmiş ve buradan gördüğü rabıtayı alarak bu şekilde bir teori ortaya koymuştur. Mürit şeyhinin alnından çıkan nurla Allah'tan gelen nura ulaşıyor. Tüme varım ve tümden gelim şeklinde. Bunun esası da Hinduizm ve Budizm'in ortak ibadeti olan Buda'nın alnından nur çıkmasıdır. Yani yogadır arkadaşlar. Tarikattaki fenafillah da Budizm'deki bir ibadet çeşidi olan nirvanadır kıymetli dostlar. Şimdi bana şöyle diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben hayatım boyunca çok kereler tarikatçılarla konuştuğum için biliyorum yani. Diyeceksiniz ki ya işte biz orada ibadet etmiyoruz. Rabıta bir ibadet değildir. Rabıta bir ibadet değilse niye o zaman her namazdan sonra yapıyorsunuz abdestli bir şekilde? Hı? O zaman bir adam yatarak niye rabıta yapmıyor mesela? Hı? Niye her rabıta namazdan sonra oluyor? Abdestli oluyor. Seccadenin üstünde yapıyorsunuz. Hı? Madem ibadet değil. Mesela halı sahada rabıta yapabilir misiniz? Ya da dolmuşta giderken rabıta yapabilir misiniz? Ya da yatakta eşinizle uzanırken, film izlerken falan. İbadettir kardeşim, ibadet diyorsunuz. İslam'da tefekkür dediğimiz rabıta direkt Allah'a yapılırken siz şeyhinize rabıta yapıyorsunuz. Bu aracılık şirkidir. Allah ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Allah'ın bu sözüne kafa tutarcasına siz şeyhinize tapıyorsunuz. Uzun lafın kısası. Çünkü tefekkür ibadetini, düşünme ibadetini şeyhe yapıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim sen de anneni babanı düşünüyorsun. Sen de o zaman onlara mı rabıta yapıyorsun? Bir kişinin annesini düşünmesi, babasını düşünmesi, karısını düşünmesi, aşık olduğu kızı düşünmesi, futbol takımını düşünmesi, elmayı armudu düşünmesiyle sizin şeyhinizi düşünüp onun alnından bir nur çıkması ve o nurla Allah'a ulaşmanız meselesi arasında dağlar kadar fark vardır. Siz ibadet olsun diye şeyhinizi düşünüyorsunuz. Adam da karı kızı düşünüyor, anladın mı? Genç, ergen, hormonları kaynıyor. Ya da adam maçı düşünüyor ya da annesini düşünüyor. İbadet değil yani bu. Basit bir düşünce. Ama siz ibadet amaçlı düşünüyorsunuz. Abdest alıyorsunuz. Seccadenin üstünde şeyhinizden bir nur çıkıyor ve sevap kazanıyorsunuz rabıta yaparak. Hatta birbirinize girdiniz yani. Cemaatler bölündü, tarikatlar bölündü. Serhendi Vakfı, Semerkant Vakfı, Fatih Medreseleri, İsmail Ağa Vakfı, Cübbeli Ahmet, Hayder, şu bu diye birbirinize girdiniz. Madem rabıta bu kadar matah bir şey değil. Kıymetli arkadaşlar, moderatörler zaten mütemadiyen chatte paylaşıyorlar. O videoyu da muhakkak izleyin. Size ben gerçi özetledim ama tekrar izleyin. Rabıta şirktir. Rabıta yapan müşriktir. Dolayısıyla bu Cübbeli Ahmet ve İsmail arasındaki tartışma çok yersiz bir harekettir. Hinduizmin ve Budizmin bir Sikizm yansımasıdır. Ve Halid-i Bağdadi'nin oradan alıp bize attığı büyük bir kazıktır. Halid-i Bağdadi dediğimiz adam da Talebani'nin dedesidir. Evet değerli arkadaşlar, konuyu özetledim. 1,5 saatte ancak özetleyebildim. Dilim damağım kurudu. İsterseniz bu yayını bugünlük böyle kısa bitirelim. Süperchat. Süperchatler gelsin. Gelen gelsin, gelmeyen gelmesin. Bu yayını böyle erkenden müsaadenizi alabilir miyim? Çünkü dilim damağım kurudu. Hocam ben Amerika'da yaşıyorum. Burada bir lokantada çalışmak istiyorum ama burada domuz eti satılıyor. Çalışsam helal mi? Hayır, haramdır. Çalışma. Süper chatleri, ha aynen, süper chatleri ve donate'leri okuyayım arkadaşlar. Gönderecek varsa da göndersin. Evet. I am motivated. Emirhan Tarım, Sebatkar Tayfa'ya katılmış. Hoş geldin. Erun 55 rayondan yollamış. Mehmet yalnız Sebatkar Tayfa'daki 3. ayındaymış. Muhammedcan 220 lira yollamış. Demiş ki, selamünaleyküm, bu Şahin kardeşimin fitre parası, kendisi benim vesilemle size veriyor. Allah sizden ve bizden razı olsun. Cennette de bizi peygamberler ve salihlerle, bir de İBAN'a para atacağım inşallah, onu da Şahin verdi demiş. Muhammedcan tamam inşallah, Allah razı olsun. Duana da amin ecmain diyorum bu arada. Duana da amin ecmain. Ramazan Kaya demiş ki, hocam Kuddise Sirrahu şirkini anlatır mısınız? Kuddise Sirrahu, sırrı daim olsun demektir. Yani hani tarikatlarda böyle sır vardır ya, sır. İşte şeyh ancak vekiline söyler, müritlere kimse söyleyemez. Çünkü tarikatın bazı sırları vardır ve sizin aklınız ona ermez. Siz onu anlayamazsınız, siz acizsiniz.
Allah size Kur'an gönderdi ya. Yok, gerek yok. Ondan da başka sırlar var. Ledun ilmi var. Cifir ilmi var. Evcet ilmi var. Tabii. Ondan sonra kutuplar var. Gavslar var. Yediler var. Kırklar var. Erenler var. Siz bir hiçsiniz. Boşu boşuna yaşıyorsunuz yani. İşte bu Kuddüs'e sırrı da buradan geliyor. Sırrı daim olsundan geliyor. Evet. Şimdi Ali Aksoy demiş ki Ali Aksoy Kuddüs'e sırrı. Demiş ki hocam selamünaleyküm. Muta hakkında bilgi verir misiniz? İbn Abbas ve İbn Mesud helal demiş. Serbesttir ayetle haramdır diyor. Arkadaşlar bu Muta nikah videomuzu paylaşır mısınız? Şimdi Ali Aksoy izlesin. Muta nikahı ile misyar nikahını birbirine karıştırıyor gördüğüm kadarıyla. Misyar farklı, Muta farklı kardeşim benim. Bu Muta videosunu izle inşallah. Kadızadeli Supi 110 lira göndermiş. Demiş ki sen anlat biz dinleriz be usta. Allah razı olsun. I am motivated demiş ki hocam ruhullah diye bir şey var. Bu İsa aleyhisselamla mı alakalı? Evet İsa aleyhisselam ruhullah'tır. Ayette Allah ona ruhullah diyor. Şimdi hemen sana o ayeti okuyayım. Bak bu ayette diyor ki kelimetuhu elkaha ila Meryem'e ve ruhun minhu fe aminu billah. Yani Yüce Allah'ın peygamberi Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan bir ruhtur diyor. İsa aleyhisselamdan bahsederken. Başka bir şey değil diyor. Yani onun oğlu falan filan değil diyor. Meryem'e üflenilen bir ruhtur diyor. Tabii ki aynısı bizim için de geçerlidir. Çünkü Allah insanı yaratıyor ve kendi ruhundan üflüyor. O ayeti de sana göstereyim arkadaşım. Bak değerli kardeşim Allah Azze ve Celle ayette bu meseleyi anlatırken diyor ki fihi min ruhi ve ceale. Yani sonra onu insan suretinde yarattı ve ruhundan üfledi diyor. Adem Aleyhisselam'a Allah kendi ruhundan üflemiş. O yüzden bu hepimizin için de geçerlidir aynı zamanda. Çünkü biz de Adem'in çocuklarıyız. Yani oradan Allah'ın kastettiği yaşamdan, var olmaktan kastedilen şeyi sakın haşa Allah'ın oğlu ya da vahdet-i vücuttaki gibi Allah'ın bir parçası olarak algılama lütfen. Evet. Bunu da cevapladık. Başka da arkadaşlar süper chat veya katıl yok gördüğüm kadarıyla. İsterseniz ufaktan bugün bitireyim. Zaten iki günde bir canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Yine yarın da öbür gün canlı yayın yapacağız. Elif Destan Göktuğ 5 aydır cefakar tayfadaymış. 5. ayını kutlamış. Zeynep evet Mekkeli müşrikler İbrahim Aleyhisselam'a iman ediyorlar. Hazreti Muhammed'e iman etmiyorlar. Ama aradan yaklaşık 3000 sene geçtiği için ister istemez İbrahim Aleyhisselam'ın dinindeki o hanifliğin yanlışlık boyutu yüksek oluyor. İsa Aleyhisselam'ın üzerinden 2000 yıl geçti. Bak Hristiyanlar 50 parçaya bölündü. Hazreti Muhammed'in üstünden 1400 yıl geçti. Bak ümmet Muhammed 50 parçaya bölündü. İsa Aleyhisselam'ın üstünden 3000 yıl geçmiş. Mekkeli müşrikler İsa Aleyhisselam'ın birebir aynı tevhid inancıyla inançlanabilir mi sence? Ya bu söylediğin şey sana mantıklı geliyor mu? Evet değerli arkadaşlar. Yayını beğenelim. Yayından sonra şöyle bir yorumunuzu da alırım tabii ki. Yorumunuzu almadan bırakmam arkadaşlar. Neredeyse 300 beğeniye gelmişiz. Olsun. Allah razı olsun diyelim.
Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun. Yine inşallah. Amin ecmain, sağ olun arkadaşlar. İtikaf hakkında bilgi verir misiniz? İtikaf, Ramazan'ın son 10 gününde senin bir mescitte ya da evinde bir odada Allah'a ibadet etmendir. En kısası 1 saat, en uzunu 10 gündür itikafın. Evet, Eren Keskin demiş ki Allah size hidayet etsin. Erencim, neden mesela, neden böyle söylüyorsun? Sebebini söyleyebilir misin? Hocam, Kur'an-ı Kerim'de büyük patlamaya işaret eden bir ayet var mıdır? Allah yeri ve göğü fi sitteti eyyamin, 6 günde yarattığını söylüyor. Big Bang teorisine göre de evren 6 aşamada oluşmuştur. Yani bir ilinti var arada. Herkesi tekfir etmenizden dolayı kardeşim. Mesela kimi tekfir ediyoruz? Seni rahatsız eden şey ne mesela? Kime kafir dememiz seni rahatsız ediyor? Hocam, fitre konusunda biraz açıklama yapabilir misiniz? Fitre ve zekat sadece Müslümanlara verilir. Sadaka ve infak herkese verilir. Mesela Erencim, kimi tekfir etmemiz seni rahatsız etti? Erencim galiba ya gitti ya da uzun bir şey yazıyor. Şimdi bize haddimizi bildirecek arkadaşlar. Şimdi Eren bizi tokatlayacak. Tarikatlarımızın ülkemizin açısından çok büyük bir değer olduğunu düşünüyorum. Yani bizi de tarikatlara kafir dediğimiz için sen de bundan rahatsız oluyorsun. Doğru mu? İyi de Erencim, tarikatlar Allah'tan başkasına rabıta yapıyorlar. Allah'tan başkasına tevessül ediyorlar. Allah'tan başkasından istimdat diliyorlar. Allah'tan başkasına dua ediyorlar. Allah'tan başkasından istigasede bulunuyorlar. Allah'tan başkasından istiazede bulunuyorlar. Allah'tan başkasına istihane ediyorlar. Allah'tan başkasının hürmetine dua ediyorlar, yüzü hürmetine. Rabıta söyledim az önce. Bunun dışında kelam yapıyorlar. Eşari ve maturidilik gibi. Bunun dışında vahdet-i vücut akidesi var. Vahdet-i şuhud akidesi var. Hulül akidesi var. Şatiye akidesi var. Yani bugün tarikatları ele alacak olursak emin ol, hurafelerden, bidatlerden, şirklerden vesaire vesaire, bunlardan adım atacak bir yer kalmaz bize. Buna rağmen biz tarikatlara karşıyız. Kur'an ve sünnet bize yeter. Allah Resulü bize Kur'an'ı getirdi ve miras olarak da size sünnetimi bıraktım dedi. O yüzden biz bu ikisini alacağız. Allah Zuhruf suresinde 44. ayette bu kitaptan hesaba çekileceksiniz diyor. Tarikatlarsa kutuplar, gavslar, işte erenler, kırklar, yediler gibi bir sürü şey ortaya atıyor. Ve bir sürü teolojileri, inançları, sapkınlıkları var. Bütün bunlardan yola çıkıp tarikatlara müşrik dedik diye bize karşıysan eğer, biz de sana karşıyız kardeşim. Allah asıl sana hidayet etsin. Evet. Hocam, ben avukatım, bilmiyorum. Caiz değil ama ben bu duruşmalara bakmıyorum. Sadece Anayasa Mahkemesi'nde kişilere tazminat alıyorum. Bu caiz olur mu? Bilgi verir misiniz? WhatsApp'tan ulaşırsan daha iyi olur inşallah. Hocam, kendini Hazreti Meryem ilan eden kişi hakkında bilginiz var mı? Sonraki yayın konuşuruz arkadaşlar. Sonraki yayın konuşuruz. Evet. Şöyle, daha süper chat veya katıl yoksa ufaktan yayını bitireyim değerli arkadaşlar. Zaten yarın değil, sonraki gün yine canlı yayın yapıyoruz biliyorsunuz, 2 günde 1. Haftada bir günde katılı özel siyer derslerimiz oluyor. Ona göre zaten yarın öyle öbür gün yine bir araya geliriz. 1,5 saattir konuşuyorum. Gerçekten dilim damağım kurudu. Mental olarak bu insanı yoran bir süreç oluyor. Videoda çok uzun olmasın ki insanlar başlığı görünce Cübbeli Ahmet ve İsmail Ağa meselesi nedir diye tıklayabilsinler inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ben hepinizi Allah için seviyorum. Bazen Zülfiyar'a dokunuyorum. Onu hoş görün lütfen. Bazen de sürçülisan ediyorum. Onu da affedin. Sözlerimde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksiklik veya bir kusur varsa da nefsim ve şeytandandır. Ve ahiri davamına enilhamdülillahi rabbil alemin.